Düşünün 136. bölümünden merhaba ben Seyfettin Başseraç. Ben Mert Ulan. Mert sen pek tabii kutlayamıyorsun Almanya'da çalıştığından dolayı ama biz Ramazan bayramının 3. günündeyiz kayıtta. Cuma günü yapıyoruz kaydı. Bu vesileyle tabii geçmiş bayramınızı mübarek olmasını dilerim. Mübarek olmuş olmasını dilerim geçmiş olduğu için. Özellikle de Ramazan'ı layığıyla yaşayanlara iki kat mübarek olsun dileyelim geçmişte. E tabii 9 gün tatil güzel bir şey. E, herkes için. E, İstanbul boşaldı diyorlardı ama galiba İstanbul bugün boşaldı. Yani e, bayram 3. günü iki günü ziyaretleri yapıp giden de oldu. Çünkü bayramın 1. günü felaket bir trafik vardı. E, Fatih'ten e, göztepeye iki saate yakın bir sürede geldik ve Avrasya ile bu yolu yapıyorsun. Böyle bir e, çılgınlık vardı gerçekten. E, arabada cinnet geçirmek üzereydim yani. Bir de Biliyorsun bizde böyle sürekli kaynak yapanlar falan oluyor. Yani onlar hmm. yüzünden çok bekliyorsun. Sen böyle sıranda bekliyorsun. Böyle üçüncü şeritten girmeye falan çalışanlar oluyor böyle önüne. O asıl cinnet geçirten şey o zaten. Trafik olması o kadar sıkıntı değil de. Çünkü şehir planlamasında da çok başarılı bir ülke olduğumuz için yollarımız falan çok böyle şey yani. Hiç bottleneckler falan yok böyle. Daralmıyor yollar. Ee, ama işte o kaynak yapanlardan dolayı. Ee, burada bu arada hani ironi yapıyorum anlamayan varsa <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim <gülüyor> Neresi iyi falan diye atlamasın ee, Yerel seçimleri de bitirdik Güzel böyle e, önümüz açık Ramazan da e, geride kaldı e, Şimdi böyle bam 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 modunda e, Çalışmaya devam e, Diyebilirim e, Sen nasıl geçti son iki haftan biraz seni dinleyelim Biz yine yine iki hafta hiç görüşmedik Oyunlara da gelmiyorsun mübarek Yapmışsın bir tane app Koşturup duruyorsun peşinden Ne oyunlara geliyorsun ne selam veriyorsun Arada bir link atıyor kaçıyor Öyle yani <laughs> Yani ya. AI ile ilgili oluyor. AI skeptizizmle ilgili bir şey görürse direkt bana atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya o güzeldi. De Şeyde bak yol dedin aklıma şey geldi. Geçenlerde gene bir video mu ne seyretmiştim. Şey ee, şeyi eleştiriyordu. Bu genelde işte Amerika'da başladı. Bu işte geniş yollar yapma olayı. Sen ne kadar şehri teklersen trafik aslında o kadar artar diye. Evet ee, Çok böyle şey bir araştırma var yani akademisyenler araştırmış o yüzden yani trafiğin çözümü hiçbir zaman bir tane daha şehri ekleyelim değil de aslında trafik ya da işte e, ulaşımın tipini değiştirmek gerekiyor ya işte insanları ya toplu taşımaya sevk edeceksin ya işte bisiklet gibi ulaşım şekilleri yaratacaksın ya da işte ona benzer alternatifler yaratacaksın ancak bu şekilde e, trafiği şey yapabiliyorsun e, düşürebiliyorsun. Çok da yaygın bir konu hala yani İstanbul'daki trafik sorunu. Muhtemelen onun şeyini de yapıyorlar bazen, ölçümünü de yapıyorlar. Ekonomiye zararı o kadar insanın. Çünkü sen mesela atıyorsun çok kaba hesapla hani yazılımcısın yolda bir saatin ekstra sadece bekleyerek geçiyorsa saatlik ücretin 100 dolarsa mesela yani bayağı orada 100 dolarlık bir şeyin kaybın olmuş oluyor. Çok kaba bir hesaplamayla. O geldi aklıma. Onu da nerede seyretmiştim? Hep unutuyorum ben de böyle seyrettiğim şeyleri de. Bulursam gene linklerde... Geçen Mansur Yavaş söylemiş. Yol yaparak trafiği çözemezsin. Aa, olabilir. Falan. Olabilir. Hiç ben de böyle şey takip etmiyordum falan da. Işte Youtube'da seçimler... bir videoda konuşmuş herhalde. Ben de Twitter'da gördüğüm için söylüyorum. Seyretmedim ben de. Yaşa. Aynen. Ben ben de Twitter'da şeyi paylaşırken herhalde. Bizim bölümün linkini paylaşırken Önüme sürekli bizim şey fark etmişsindir. Twitter hesabını açınca hiç, hiç tweet görmüyorsun. Sürekli sana video paylaşıyor Twitter. Muhtemelen e, etkileşimi çok yüksek olduğundan dolayı böyle hani tekst olarak tweetten ziyade bütün içerikler bizim farklı düşün Twitter hesabından bahsediyorum. Orada hiç şey olmadığından dolayı takip etmediğimizden dolayı insanları sürekli böyle videolar ...düşüyor. Orada da çok garip bir argot var yani. Girince ben de şey oluyor, ...kara delik gibi oluyor abi. Kapatamıyorum. Halbuki bir tatile atıp... ...kaçacağım diye yarım saat bayağı... ...çöpe <laughs> gidiyor orada... Evet. Ee, ya benim burada hani eleştirdi. Ben de düşündüm zaten nasıl çözülür diye. Avrasya tünelini daha genişleterek çözülüyor bu arada trafik. Çünkü şimdi şeritli bir yol var. Tünele katılım yoluna geçmek için bir şeritlik yani tek bir arabanın geçebileceği kadar bir yer yapmışlar. O dört şeritlik yol yavaş yavaş o sola doğru böyle kaymaya hmm. çalışıyor. Ee, Avrupa'dan Asya'ya geçişi e, bir geçmiş yani olanlar bilirler. Or orası direkt bottleneck. yani. Orada direkt tıkanıyor trafik. Çünkü Kaç şeritten farklı yönlerden arabalar geliyor. O bir şeride girmeye çalışıyor. Bir de bir şerit olduğunu bilmeyenler var. Onlar ikinci şeritten derken, "Aa bir dakika buradan dönülüyormuş." Hmm. deyip girmeye falan çalışanlar oluyor. Bir de gerçekten kaynakçılar var. Falan derken zaten iş işten iş başına alıyor gidiyor. Twitter demişken Fatih Arslan Twitter'ı bıraktı. böyle bir haberimiz var. Benim okudum blog yazısını okudum. takip ediyor musun? ben de şöyle üstün okudum. Biz bir, bir mesaj açtık yani abi ben bırakacağım Twitter falan diye. Benim de biliyorsun hani sosyal medyayla ilgili yorumlarım belli. Her ne kadar kendim bırakamasam da başkalarına bırakmaları konusunda, konusunda telkinlerde <laughs> bulunuyorum. E, sebeplerini de anlatmış yani özellikle Elon Musk'tan sonraki dönemde çok fazla şey olduğunu söylüyor. Ben direkt ona bağlamıyorum Fatih Arslan'ın bu yaşadıklarını. Burada ne yaşadığını da söyleyelim. Çocuk ne zaman tweet atsa altında böyle bir sürü kendini bilmez arkadaşlar ee, sözlü bir şekilde saldırıyorlar yazılı bir şekilde. Ee, her şeyine bir kulp buluyorlar vesaire. O da onu işte bıktırmış durumda. Özellikle işte bir 100-150 like'ı geçtikten sonra bir tweet eyvah diyorum diyor yani. Yarım gün gitti. Mele laf yetiştirmekten. Ee, tam bu, bu, durumda da tabii şey yapamazsın yani hani. Devam ettirebilecek bir seviyede değil ve hani Türkçe yazdığı zaman çok böyle hani nasıl diyeyim ipsiz sapsız diyebileceğim işte böyle kendini bilmez şuursuz insanların önüne çok düşüyor tweetler ve hep bunların yorumlarına maruz kalıyorum ama mesela İngilizce yazdığın zaman da hiç aslında görüntülenmesi yüksek olmuyor yani bir algoritmada da bir problem var falan diyor. Ee, bence Fatih'in birazcık da işte bu YouTube kanalına falan çıktı ya eve. Hani biraz böyle popüler yazılımcı hmm. arasında sıradan halkın bile tanıdığı bir yazılımcı artık. Ee, <laughs> yani maalesef hani işte sahip oldukları falan beraber de çok konuşuluyor. Hatta geçen işte Geçen sene Fatih Kadir Akın'a mı demişler Fatih Arslan tanıyor musun yazılımcısın madem falan diye. Yani <laughs> hani sıradan böyle dayılardan falan böyle Abi, e, sorular gelince. Burada da tanınıyor ben burada Brezilyalı arkadaşla falan böyle işte Go camiasına falan o şeyler o, oluyor. O Go camiasına tanınacağım adam yaptı işte tanınıyor. Yok, bir de neydi ya geçenlerde bir önceki şirkette de e, morokkolu bir tane arkadaş söylemişti şey Böyle böyle bir Türk bir yazılımcı var ben takip ediyorum Twitter'da falan filan. Yani dedim tanıyorum ben benim arkadaşım falan deyince şey olmuştu yani. Bayağı popüler Bizim podcast'a yani. çıktı deseydin. <laughs> dedim yani onu da dedim. 2-3 bölüm podcast çektim kendisiyle dedim. Aynen ee, işte yani bizim da benzer şeyler yaşıyor ama tabii Fatih Arslan kadar bilmem Fatih Arslan kadar saldırıyorlar ya. Yani FK acayip ünlü yani. Çok alakasız insanlar takip ediyor onu da. <laughs> Neyse işte bu da böyle bela onu da mesela bazen böyle bir şey yazıyor birisi bir şey yazıyor tepesi atıyor benim yanında mesela beraber aile etkiliğinde falan oluyoruz bakıyorum böyle iki saat onlara cevap yazıyor falan tek tek uğraşıyor. İşte yani o şey. şey XKC diyor ya şeyi e, hmm. karikatürü e, orada var ya e, eşi çağırıyor adamı bilgisayar başında bir dakika diyor birisi internette yanılıyor. <laughs> Onu düzeltmem gerekiyor diye <laughs> hakikaten internet böyle ya Twitter kesinlikle böyle bir yer çünkü ben de aynı durumda olduğum için hatta sırf bu yüzden hani hesabımı sildim çünkü kara delikten ne yazık ki çıkamıyorsun yani yani öyle bir tasarlanmış ki sistem kaçış yolu yok yani bir tek ya işte komple e, kendi hesabını sileceksin ya da işte çeşitli senin yaptığın gibi e, engeller koyacaksın. Akın Ömeroğlu da gitti. O da 2FA'yı enable edip e, şey recovery kodları silmiş. E, böylece hiç giremiyor yani hesabına. <laughs> bilerek yani yapmış bunu. E, bir daha girememek için. Tabii tabii kasıtlı yapılmış bir şey. Bu arada Twitter'ı terk e, fazlasıyla var. E, bizim Adem de e, arada sitem ediyor yani. Söylüyor arada. Böyle böyle hani artık eskisi gibi değil kitle <laughs> diyor. E, haklı bir de tabii onlar daha meşhur. Mesela ben yazdığım zaman o kadar şey olmuyor. E, negatif bir şeyle karşılaşmıyorum. Onun da sebebini açıkçası merak ediyorum. Yani Tabii ki de yazmayın negatif şeyler de. E, merak ediyorum. Neden acaba bana bu kadar çok... Ben belki de çok fazla ne bileyim böyle fikir belirtmiyorum. Sadece şöyle bir şey var. Bu çıkmış. Hmm. Şunu yaptık falan diye paylaştığım için. Ya da şöyle güzel bir müzik dinledim falan dediğim için herhalde şey oluyor. E, onun dışında... Aylan ayrılan arkadaşlara mutluluklar diliyorum. Muhtemelen de olacaklar mutlu <laughs> olacaklar ayrıldıkları için. E, ve ufak bir Twitter gezgahı yapalım. E, bugün bir sürü de konumuz var. E, nereden başlayalım? Yani i̇stersen haftandan başlayalım. Sen yine bouldering falan tekrar etmeyeceksin herhalde ama. E, Yok ya ondan Şu uygulamadan tekrar biraz edeceğim. bahset isterim açıkçası. Tabii ondan bahsedeyim. O bouldering de güzel gidiyor bu arada. Yani hani birkaç haftadır yapınca iyileşmeye şey yapabiliyorum, görebiliyorum. Ee, ya geçen hafta e, bayağı düşündüm hani bu uygulama bu kadar ilgi çekti ne yapabilirim diye. Daha sonra da dedim ki ya bir tane ben bir landing page yapayım. Bir web sayfası yapayım uygulama için. Çünkü... Biliyorsun, Mac App Store o kadar çok kullanılmıyor İnsanlar yeni bir uygulama indirmek için Mac App Store'a gidip arama da yapmıyor. Daha önceki bölümde de bahsetmiştik. Hatta o, muhtemelen oradaki trafik o kadar düşük ki Apple orada kendi e, reklam sistemini bile kullan, şey yapmıyor, hizmetini vermiyor. Ben de o zaman dedim bir tane web sitesi yapayım, daha sonra hani o, o web sitesi aracıyla trafik çekerim diye. E, onu da söyleyeyim yani ben e, bu tarz şeylerde açıkçası hani para harcamayı e, çok şey yapmıyorum, önemsemiyorum eğer kaliteli bir tasarım varsa hakikaten yani parası neyse veriyorum alıyorum daha sonra kendi ihtiyaçlarıma göre değiştiriyorum. Bununla da ilgili belki bir tane blog yazısı yazacağım. Hani landing page nasıl olmalı diye. Şey açısından söylemiyorum kesinlikle. Hani tasarım anlamında konuşmuyorum ama benim mesela işte ben bu tas şeyi aldım. Template olarak satılıyordu. Şeyine mail attım, sahibine mail attım. Parasını gönderdim, satın aldım daha önceki hani şu anda kullandığım blog da bana çok mail geliyor tasarımı çok güzel falan nasıl yaptın diye. O da hani benim yaptığım bir tasarım değil. Gene parasını verip aldığım bir tasarım. Burada da gene işte landing page'i aldıktan sonra abi ya, yani yaptığım birkaç şey var. Ondan da bahsedebilirim önce belki. Çünkü bilmiyorum yani insanlar artık hani nasıl web sayfası geliştiriyorlar. Hani şeyden ziyade hani profesyonel anlamda iş yaparken hani onun belli standartları var ama yani özellikle bu tarz işte landing page gibi sayfalarda şeye çok fazla dikkat edilmiyor. Yani işte fontu işte Google'dan yüklüyorlar. <laughs> ondan sonra işte bir sürü ekstra JavaScript kodlar oluyor. İşte ondan sonra CSS vesaire işte resimler böyle çok böyle yüksek çözünürlüklü büyük resimler falan oluyor. Yani ben de bu template'te de mesela bakıyorsun abi sayfanın boyutu mega, kaç megabayt? 4-5 megabaytlık sana bir şey oluşturmuşlar, sayfa Hı -hı. oluşturmuşlar. İşte bazı şeyler sıkıntılar falan filan daha benim hep yaptığım şey bir de ben mesela işte bu tarz şeylerde HTML CSS temayı alıp daha sonra Jekyll biliyorsun benim sürekli blockchain'de Hı -hı. sisteminde de kullandım. Aynen böyle bir developer olduğum için onu da böyle çok hani eski bir eee kütüphane. Ruby'de. Çok basit bir şekilde web sayfası yapmanı sağlıyor. Daha sonra hani Jekyll uygun hale getiriyorum ben aldığım HTML, CSS temaları. Burada da işte bu tarz değişiklikler yapıyorum mesela işte özellikle Avrupa'da hani aralarda bazen bilmiyorum bir bölümde bahsettik mi ama mahkemelerden bazen kararlar çıkıyor. İşte siz hani Google Analytics kullanmaman gerekiyor. Çünkü işte diyor ki Google Analytics işte Amerika'da veriler yapıyor ya da sen işte şey yapmak zorunda kalıyorsun. Ee, cookie banner banner'ı koymak zorunda kalıyorsun. Ee, Avrupa'da olduğundan dolayı. O da bütün deneyimi falan da bozuyor. Yaptığım şeylerden bir tanesi hemen direkt mesela Google Font'tan font fontu çekmektense gidiyorum Google Font'a gidip indiriyorum fontu. Ondan sonra direkt kendim eee server'ından serve ediyorum e, fontu. E, bu mesele yaptığım şeylerden bir tane. Daha sonra işte Google Page Speed'e bakıyorum. Orada mesela işte bütün optimizasyonlarını yapıyorum. Ondan sonra Ahrefs'ten gidip orada SEO ile ilgili yüksek puanları oluşana kadar e, yapılması gerekenler neyse falan bunları yapıyorum. Yani bunların hepsi tamamıyla de şey yani. Hani ücretsiz servisler. E, o yüzden hani bunu olabildiğince optimi hale get, optimize hale getirdim. Sayfa da çok güzel oldu yani bayağı iki günümü falan harcadım diyebilirim belki bir buçuk hmm. gün falan hani totalde harcadım diyebilirim tasarım çünkü böyle şey bir tasarımıydı. hatta kripto app uygulamasının tasarımıydı iPhone için geliştirmiş ben onu işte kendi şeyime göre zevkime göre biraz değiştirdim içerik oluşturdum vesaire ortaya bence de güzel bir şey çıktı çünkü hani sen de beğendin bayağı güzel şeyler de geldi feedback yani de geldi derdini güzel anlatan bir site olmuş Aynen. Tasarımına çok takılmam ben ama ne olduğunu güzel anlatıyor uygulama. Eyvallah. Ee, o yüzden hani şeyler de mesela yapıyorum. Ee, Image Optim diye bir tane meşhur açık kaynak şey de var. Ee, proje de var. Ee, program da var. Uygulama da var Mac için. Ee, resimleri sürükle bırak yapıyorsun. Sıkıştırıyor kaliteden ödün vermeden. Hı hı. Ama tabii onunla da yetinmiyorum. Daha sonra bir de e, web P denilen bir format var. Google'ın hmm. geliştirdiği yanlış bilmiyorsam işte PNG evet. ya da JPEG gibi resim formatlarının alternatif olarak ama daha düşük boyutlu. Daha sonra bir de onlara çeviriyorum falan. Daha da düşüyor hani şeyin format e, boyutu. Hani böyle böyle optimize ederek benim genelde hedefim hep şey oldu Yani bir megabayttan düşük olsun. Ki şu anda ana sayfanın şeyi boyutu 680 kilobyte falan. E, bir de orada şeyi de ekliyorum tabii işte sc e, scroll yaptıkça aslında e, Şeyler, lazy Loading yani, var. Lazy Loading. Yaşa. Lazy Loading de yapınca o zaman hani ilk yüklenme şeyi çok düşmüş oluyor. E bu da tabii sana işte SEO'da çok avantaj sağlıyor. Hem işte mobilden girenler falan olunca avantaj Fontları saldırıyor. da bu arada bir CDN atarsan. Aynen. Server'ın yerine. Aynen. Ya bir çok de onu, onu da şeyden de bahsedeyim. Yani benim hani mesela işte hani bu landing page için ben linkini de koyarım merak edenler. Bakmak isterlerse baksınlar. Hani totalde bana maliyeti sadece ben bir tema aldım. Ee, o da zaten böyle 30 euro bir şeydi. Bir de 9 dolara Cloudflare'den şey aldım, domain aldım. Bütün masrafa bu kadardı yani. Ama tabii hani şeyden ziyade. Ben bir buçuk günlük masrafımı şeyden saymıyorum, masraf olarak tabii saymıyorum. Tabii. O şeyde de Cloudflare'de de Cloudflare Pages diye bir tane özellik var. Orada da gidip aslında bu yaygın olarak kullanılan web uygulamalarını deploy edebiliyorsunuz, ücretsiz olarak. Size yüksek unlimited şey de veriyor, bandwidth de veriyor. Ben işte kendi bloğumu da orada host ediyorum. Şeyde, bu landing page'i de orada host ediyorum. Şeyin de olmuş oluyor, SSL sertifikan da olmuş oluyor. Yani böyle her şeyi aslında çok güzel bir şekilde ücret neredeyse hani eğer atıyorum tasarım yeteneğiniz varsa işte o tasarımda saymasanız hani bir tek domain yap, alarak çok düşük ücretlerle bir landing page oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bundan sonraki hedefim de artık şey bir tane bir alt blok kısmı ekleyip işte e, dil öğrenmeyle ilgili işte e, hedef kelimeler falan belirleyip daha sonra bunlara uygun blok yazıları ya yazarak aslında bir nevi e, siteye trafik çekmem gerekiyor. E, burada da tabii şeyde de konuştum ben e, bizim şirkette de e, SEO alanında çalışan 2-3 kişi falan var. Bunlar bayağı da yani e, iyi iş yapıyorlar bizim web sayfası iyi e trafik çekiyor şirketin e, çünkü o işte uygu, e, SaaS ürünlerinin bilgilerinin paylaşıldığı bir site olduğundan dolayı onu paylaşınca o şey dedi işte birkaç tane tool söyledi onun yanında işte bu tool'lar artık şeyleri de veriyormuş ben hiç kullanmadığımdan dolayı bir de çok pahalı tool'lar ARF's e, falan mesela yıl e, aylık 90 euro istiyor Hı -hı. E, işte Semrush var o da 120 euro falan istiyor yani Aynen. şeyi düşünüyorum bazen hakikaten bu tool'lar hani verdiğim paranın karşılığını veriyor mu? Hani belki bir şirket veriyor. için okey de şey için sanki biraz e, maliyetli gibi geliyor. Hani şeyleri özellikle hani totalde bir domain natema totalde işte 40, 40 euro harcamışken hani ayda 80 euro tuğla vermek veriyormuş. Çünkü şeyleri de fark ettim. Yani artık bu tuğlar o kadar iyi ki hem işte hangi kelimelere hedefleyebilirsin. Çünkü sen mesela türün büyük bir şirket değilsin. Bu tullar aracıyla e, trafiği yüksek ama rekabeti olmayan ee, arama e, sonuçlarında e, çıkabilmeni sağlayacak sana sonuçlar veriyor. Diyor ki işte ya şöyle şöyle bir blog yazısı yazarsan e, buradan şu kadar trafik alabilirsin. Çünkü işte burada rekabet yok e, falan diye. Hani e, bu, bu tool'lar aracıyla da işte hani ne tarz blog yazıları yazabilirim? Önce onu öğrenip daha sonra da işte kaç tane blog yazısı yapıp muhtemelen orada biraz chat tipinden de faydalanarak eee Biraz böyle işte faydalı blog yazılar yapayım. İnsanların hani ulaşabileceği blog yazılar yazıp... ...daha sonra oradaki trafiği de... ...tekrar hani uygulamaya... ...kanalize etmek istiyorum. Bakalım bunun şeylerini de paylaşırım. Böyle güzel bir deneyim oluyor. Özellikle hani uygulama... ...beğenildikçe çok daha benim hoşuma gidiyor. Çünkü çok güzel şeyler de yazmışlar. Revivler de yazmışlar. Perşembe günü Hacker News'te de paylaşmıştım. Çok bir şey olmamıştı ama... ...bugün bir baktım. ya Az önce yani... ...bir şekilde ana sayfaya çıkmış 15. sırada. Ee, oradan da bayağı bir şimdi trafik gelmeye de başladı. Bakalım onun sonucu da ne olacak ama... ...hani oradaki şey aslında ben atıyorum... ...uygulama satılıp para gelince... ...işte o parayla muhtemelen gidip... Ares'teki şeyi alacağım. E, aboneliği alacağım. O bir ayda muhtemelen hmm. hemen içerik stratejisini çıkartıp... ...aboneliği iptal ederim diye düşünüyorum. Ee, bakalım yani. Şey olarak hoşuma gitti açıkçası yani bu kadar uygulama yaptıktan sonra bir uygulamanın böyle beğenilip kullanılması ve şu anda da bir sürü insan artık şey istiyor yani işte Hırvat çekler misin? Brezilya Portekizcesi ekler misin? Vietnamca ekler misin? falan diye böyle istekler geliyor. Onları da yavaş yavaş ekleyeceğim. Çünkü bir de uygulamayı da bayağı bir refaktör etmek gerekiyor. Ben bunları böyle hiç düşünmeden hani biliyorsun beni bir günde oturup yazıp hiç aslında genelde tek bir dosyada hallediyorum bu tarz şeylerde ama yani artık uygulama biraz karmaşıklaşınca ve özellikle işte geriye dönük de biraz destek sağlaman gerektiğinden e, işte şey biraz daha uğraşmam gerekecek yani refaktör etmem gerekiyor ki bu değişiklikleri daha kolay yapayım diye. Özellikle işte bu e, Swift'teki e, migration olayı var ya işte datanı e, şeyini değiştirme falan. O da bayağı işi biraz kar karmaşıklaştırıyor her ne kadar basit Hı -hı. olsa da. E, bakalım yani orada çok güzel gelişmeler oldu. Umarım yani bu ilgi devam eder. Ben de böyle haftada bir, belki iki haftada bir ufak ufak güncellemeler çıkarım uygulamaya. Ee, bakalım. Yani haftalar, önümüzdeki haftalarda şey yaparım gene. Update paylaşırım. Aynen. ya yani içerik pazarlaması, işte blog yazmaktır, işte SEO tarafı vesaire. Bunlar tabii ki etkili olan şeyler, arttıran şeyler ama birçok insanın atladığı bir konu var. Ürünün iyi değilse Bunlara yatırım yapmak yerine önce ürünü iyileştirmen gerekiyor. Ee, sadece bunlarla başarıya ulaşacağını düşünen ve böyle klon uygulamalar yapan çok fazla start hmm. e, startup var. Ee, daha önceden işte yapılmış ya da çok başarılı olmuş bir ürünün bir benzerini daha ucuzunu falan yapıp işte ondan sonra e, arkasından işte SEO yapacağım ben ama content marketing yapacağım falan deyip. E, onu, hatta onunla ilgili bir meme de vardı yani. yani. Master var, Padawan var bir tane bir de ortası var ya. Hmm. Yani Mas şeyde de padavanla master şey diyor iyi bir ürün yap ortada işte şey, SEOlar bilmem neler cartlar, cırtlar marketingler ee, tabii ki yapılmaz demiyorum yapılır tabii ki ama iyi bir ürün olduktan sonra insanlar zaten kendilerini birbirlerine tavsiye etmeye başlıyorlar yani ee, bugüne kadar böyle hızlı patlama yapmış büyümüş yani işte unicorn olmuş neyse çok fazla kullanıcı ulaşmış uygulamalara bakarsan hepsi hem iyi bir fikir doğru bir zaman ve e, iyi bir ürünle çıkmış oluyorlar oyun camiasından da biliyoruz yani Ubisoft'ları, EA'leri falan bir sürü işte Apex'e benzeyen Apex yayın gerçi ama işte ne bileyim, Call of Duty'ye benze oyun yapıyorlar. Hmm. Ama işte oyun iyi olmadığı zaman sen istediğin kadar Twitch'lere para ver, bir drop dağıttır, bilmem ne dağıttır, istediğin parayı dağıt yani. Mesela e abi oyundan dik diyor, geçiyor yani hiç böyle çok batan oyun oldu. O yüzden öncelikle ürünün çok iyi olması lazım. Orada bence senin elinde güzel kıymetli bir şey var. Content marketinglerde birazcık onu şey yapabilirsin. Tabii content marketing biraz uzun vadede getiri sağlayan yani. bir şey. Anlık şey yapmıyor. Ee, ama yapmakta fayda var tabii ki. Ama GPT'ye ben senin yerinde olsam kabasını bile yazdırmazdım. Oturur adam akıllı makale yazardım ama. O tabii benim tercihim. Tabii. Neyse. E... Ya şeyden de belki bahsetmek Hı. gerekiyor abi. Belki hani... Hani bu uygulamanın bu kadar beğeniliyor olmasının nedeni uygulamayı benim de her gün işte çalıştığım süre işte 8 saat 8 saat boyunca kullanıyor olmam. Çünkü bazen işte ben önceden kelimeleri tamamıyla rastgele bir şekilde göstertiyordum. Daha sonra dedim ki ya ben bu rastgele olarak göstertiyorum bir daha aynı kelimeyi kim bilir ne zaman göreceğim. Belki hiç görmeyeceğim. E, Haliyle o zaman kelimeyi öğrenemiyorsun. Daha sonra işte araştırdım baktım hani bunun doğru yolu nedir insanlara hani kelimeyi nasıl hatırlatırsın diye. Aralıklı öğrenme algoritmasını falan ekleyince ya, fark ettim. Hakikaten ben de kelimeyi öğreniyorum yani. Hmm. Ee, hani bu bence açıkçası daha da şey oluyor. Çünkü bazen işte bir sorun görüyorum ya aslında e, işte Macbook'ta mesela işte çentik olduğundan dolayı sığmıyor bazen. Komple Apple göstertmiyor uygulamayı. Kendi kafasına evet. göre. Hiçbir sana bir şey de söylemiyor hani. Ee, ondan sonra dedim ki bende olunca ha dedim. Orada bir sıkıntı var o zaman mesela işte bayrakları gizleyeyim azıcık daha yer açılsın falan. Şimdi başkası gene bir e-mail e atıyor. E-mail atmış bana. Ya işte gene sığmıyor. Acaba sadece hedef kelimeyi mi göstersen? Hani anlamını gene uygulama tıklayınca açılsın. Çünkü adam orada da şey diyor. Yani ben de bir sürü uygulama açık. Hani pil şeyini bile gizledim. Hala göremiyorum kelimeyi diye. Çünkü bazı kelimeler uzun oluyor işte özellikle Almanca falan. Gerçekten çok müthiş bir fikir bu çentik. Şimdi <laughs> üstünde sadece kamera var ha. Ya aynı çok bir şey yapamayacağım yorum yapamayacağım ama ya çok yani hani face id yani. falan olsa diyeceğim ki sensörleri oraya gizledin de yani ekranı büyüteceğim diye yapıyorsun orada ilk mekten beri var olan e, menü barı tamamen katlediyorsun yani ben Hı. de yani büyük monitörde çalışıyor olmasam gerçekten MacBook'ta yukarıdaki menü barı app'lerinin hiçbirisini kullanamıyorum gibi bir durum var yani. O yüzden Maalesef. işte Bartender falan gibi app'ler kullanıyorum minnet. Aynen. Bir tane da... ikon koyuyor basıyorsun expand diyor hepsini bir alta. Evet. Ne gerek var abi onu? O, ya Apple bana bunu sağlasın. Madem çentiyi koyuyor onu da düşün yani. Hı, hı. Ee, ki muhtemelen bir sonraki sürümde Sherlock olur onlar. Ee, gelir benzer bir şey. Apple hemen yapmıyor böyle şeyleri. Ya ama en azından senin dediğin gibi yani şeyi beklerdim yani. Face, face ID falan koymuyorsan o zaman yani bir şekilde o kamerayı şeyin ekranın arkasına koymaya çalışıyor yani öyle telefonlar yok değil mi yani var ee, şeyin arkasına koyuyorlar ee, ekranın arkasına koyuyorlar yani bilmiyorum şeyinden dolayı mı acaba oradaki farklı bir nedenden Hayır, dolayı mı? Mesela o? desem ki film seyrederken tam ekran oluyor desem aspekt reçeli film yok zaten <laughs> yani, yataydan genişletemediğin için <laughs> ya bir garip o, yani o ratio da iyi de çünkü ben şimdi şey yapmam gerekiyor İki tane ben işte 4K monitörde çalışıyorum. Şimdi uygulama bitti. Bir şey yapmam gerekiyor. Ekran görüntüsü koymam gerekiyor. Yani Mac App Store için. Ya ekran görüntüsü alıyorum ben kendi bilgisayarımdan. Ama şey hani sana Apple orada farklı bir çözünürlük veriyor. O çözünürlükte hakikaten şeyin. MacBook Pro'nun çözünürlüğü. Abi bir türlü şey yapamıyorum yani. Hani oynuyorum böyle aspect ratio'yu değiştirmeye çalışıyorum kısaltıyorum falan yok sığmıyor yani öyle bir aspect reşiyor ki yani şey yapamıyorsun evet. işte böyle %20 mesela işte şey yapayım azaltayım diyorsun sığmıyor. gidip iş bilgisayarına da yükledim uygulamayı zaten yüklemiştim onu. Oradan ekran görüntüsü alıp tekrar kendi bilgisayarıma atıp App Store'a yüklemem gerekiyor. Yani o da hakikaten yani saçma olaylardan bir tanesi. Yani çok acayip bir çözünürlüğü var yani MacBook Pro'nun kendisine has. Yani o da bayağı ekstra şey yapıyor yani bir sıkıntı çıkartıyor bana çünkü bir de aynı şeyi ben işte hem Almanca hem Türkçe hem İngilizce olduğu için <laughs> hepsi için yapmam gerekiyor. O da böyle bir sıkıntı oluyor yani. Aynen. Ee, konular bittiyse var mı başka Se söylemek istediğim şey. Yok Hep yani bu. Full bu, heple uğraşmış. Aynen. <gülüyor> 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 ya full full heple uğraşıyorum. Ee, yani açık ve şey, bir de şeyim de olmuyor artık yani halim kalmıyor açıkçası bazı günler. Bir de ofis gidince de ofisten sonra da sürekli işte bir takım etkinliği oluyor. Bazen ofiste kalıyorsun bir şeyler içiyorsun falan böyle. Orada bazı işte bir şeyler getiriyorlar. Geçen gene takım etkinliği oluyordu. Şey board game oynadık falan böyle. Ee, sürekli bir şey oluyor. O zaman da eve de geç gelince yap, şey de yapamıyorsun. Başka ne uygulamaya da bakabiliyorsun. ya da işte oyuna falan da giremiyorsun ama ya benim haftam biraz böyle geçti. Bilmiyorum sen, senin haftan nasıl geçti. Bu arada Mert'in üzerinde şerpa hudisi var. Şerpa da dağıldı. Onu da ekstradan dipnot olarak gelelim. Onu satın e, pa almıştı sanki bir şey. Pari bu satın almıştı. Şimdi dağıttı. Bütün elemanları çıkarttılar. E, sen tabii Twitter'a çok girmediğin için bunlar haberi olmuyor. E, ben de Twitter'da okudum. E, üzücü bir şey tabii ki. Çünkü yani Türkiye'de bence UX ajansı konusunda ciddi bir açık var. Ee, User Sports eskisi kadar büyük değil. Bunlar ee, da küçüldüler. Bir de tabii şirketler de kendi UX takımlarını falan kurmaya başladı. Hmm. Ama bence hala da UX ajansı konusunda açık var. Sen niye kurmuyorsun diyebilirsiniz. Ben de sermaye yok o yüzden kurmuyorum. <laughs> ee, olsa da kurar mıydım bilmiyorum ama e, özellikle UX Research konusunda firmalar destek verecek ve e, User Experience konusunda e, danışmanlık verecek. Bence ekibe ciddi ihtiyaç var Türkiye'de bilmiyorum. Belki User Spots'un kurucusu ya da Sherpa'nın kurucusunu buraya çıkartsak onlar başka bir şekilde konuşabilirler. Tam tersi Hı -hı. bir fikir beyan edebilirler. Bana en azından Benim, öyle geliyor. Benim Benimkisiyle de tanışmıştım, konuşmuş. Yani Yakup Bayrak'la Twitter'dan konuşmuşluğum var Mustafa Dalcı'yla da yüz yüze tanışmışlığım var. Biz beraber yapmıştık. iş yaptık. Bir tane SaaS ha. fikirleri vardı. Ben o SaaS'ı A'dan Z'ye anahtar teslim onlara yapmıştım. Mekep'i vardı çünkü SAS'ın. Ana e, fonksiyonu Mac e, Onlara uçtan uca Rails'a da backend'i falan yazıp böyle full bir e, iş çıkartmıştım, vermiştim ve böyle işte Stripe falan da bağlamıştık. Bayağı çalışan bir SaaS teslim etmiştim. Orada bir beraber çalıştık. Bir de bu benim Hopi uygulaması ile ilgili biliyorsun meşhur bir Hı. yazım var. E, hiç istemeyerek yazdım. Ee, o da bir arkadaşın, o zaman User's Post'a çalışan bir arkadaşın artistliği sonucunda ortaya çıktı. Anlattım ben bu konuyu ya daha önce. Anlattım. Sanki anlatmıştım o yüzden geçiyorum. Neyse. Ee, o zaman da bir böyle bir ufak bir, çaplı bir kriz oluşmuş Hopi tarafında ve User's Post tarafında o yazıdan sonra. Ee, o zaman da bir görüşmüştük ama ee, User's Post'un ben UX camp'leri falan oluyordu. Onlar hep gidiyordum. Ee, hem eğitimleri oluyordu hem söyleşileri oluyordu. Hepsine gidiyordum. Hatta UX LA diye konferans yapılardı. Ona da gittim. Hı -hı. Hilton Hotel'inde olmuştu. O yüzden iyidir yani Yüzür benim şeylerim. Şerpa'yı da event olduğunda gidiyorduk. Bir de Türkiye Tasarım Vakfı'na gelmişti Yakup Bayrak çalışmaya. Orada bir konuşmuştuk, tanışmıştık. Bir de Şerpa'nın arkada benim duruyor hep bulanık şu an ama. Her şey tasarım diye bir kitabı vardı. Ee, onu alıp okumuştum vesaire. Yani güzel işler yaptılar. Ee, bilmiyorum e, tekrardan yeniden bir oluşum olacak mı? Bir şeyler kuracaklar mı? Ee, onun Bilgim yok ama umarım güzel şeyler olur diyelim. Ee, üzücü bir şey yani şirketin tabii ki dağılması. Evet. Deyip e, ben de haftama geçeyim. Ben çok okuma ya de bir şey seyretme yapamadım gibi biraz e, 3-4 bölüm seyrettim. Yeni sezonu gelmiş. Hmm. E, yani bence o hala da Erasmus'ta gelen yamyama geçemediler <laughs> ya herhangi bir bölümde. E, ve hani, ben geçmelerini bekliyorum ama işte bu bölümdeki bazı bölümleri en iyi bölüm falan diye de adlandıranlar var. Onlara da saygı duyuyorum ama bence biraz hızlı üretiyorlar ve o yüzden de e, konular çok daha dar ve sığ kalıyor. E, Hı -hı. Absürt komedi yapmalarını anlıyorum ama <laughs> e, yani hoşuma da gidiyor bazı bölümler ama ben çok daha iyisini yapabileceklerini biliyorum o ekibin. O yüzden de biraz sanki böyle frene bassalar daha iyi olunmuş gibi geliyor bana. Ee, onun dışında çok da bir şey söylemedim. Ya bu Sugar diye bir şey geldi Apple TV Plus'a. Ona biraz baktım. Ee, bu, özel bir detektif e, kaybolan zenginlerin özellikle kaybolan çocuklarını falan Aa, araştıran bir abi. Görmüştüm istemedim. Hatta Japonya'da başlıyor işte ilk bölüm. Siyah beyaz Japon filmi gibi yapmışlar. Ee, ilk sahnelerini böyle siyah beyaz gidiyor vesaire. Hoş bir de tabii Colin Farrell'ı ikna etmekle kolay bir şey değil yani. Colin Farrell oynuyor başrolde dizide. Ya o açılardan iyi. İşte Fallout'un dizisi geldi. Birazdan konuşacağız zaten. Ee, sen birinci bölümü seyrettin. Ben yine seyredemedim hiçbirisini. Ee, biraz müzikle ilgilenmeye zaten başlamıştım. Müzik dinlemeye de ağırlık verdim. Biliyorsun benim bir plak koleksiyonum var. O plak koleksiyonuna bir 8-10 tane daha plak ekledim bu son iki haftada. Ee, i̇nternette böyle fiyat araştırması yapıp ucuz fiyata buldum ee, ve çok sevdiğim albümleri yine ekledim çocuklarla da dinliyoruz güzel keyifli oluyor yani Tabii Hı -hı. bebek bebek alkış falan yapıyor çırpıyor progressive rock açıyorum yani alkış yapıyor yani ne yapsın <laughs> ama biraz böyle kulağa hoşinallı olsun diye de açıkçası uğraşıyorum ee, Genesis'in albümlerini aldım ee, bir de e, hanım bana doğum günü hediyesi olarak King Crimson'ın In the Court of the Crimson King biliyor musun o albümü yok yani progressive rock'ı başlatan albümler ya o ya da işte Beatles'ın Sgt Pepper's Hı. bir onu var <laughs> onu bilirsin King Crimson var bir de tabii Frank Zappa falan da değişik değişik işler yapıyordu o dönem 59-60 yılında bunlar başlattı böyle değişik bir müzik tarzı diye onun 50. Anniversary Edition'ını almış böyle progressive rockla doldurdum yani Barış Manço falan da var Barış Manço'nun ilk albümleri çok iyidir bu arada sonradan bir noktada nedense bilmiyorum pes edip popa geçti kendisi ama Pop'a geçmeden önce yaptığı albümler kayıt olarak vesairede de kullanan enstrümanlar olarak da bayağı 70'ler 80'ler progressive rock havasında gidiyor. Zaten sonradan pop olarak yaptığı albümlerde de bu albümlerdeki şarkılar yine var yani. Hmm. Ee, tekrardan kaydetmiş onları daha pop e, tınılarıyla. Ee, öyle yani bayağı bir şeyim oldu. Hatta mesela Neil Morse, ben Neil Morse'u mesela çok severim. Ee, Christian Rock yapıyor aslında kendisi böyle Jesus, Mises falan ama... E, grubu çok iyi adamın, Mike Portnoy falan var Dream Theater'ın davulcusu. E, hani sözler bana çok hitap etmiyor doğal olarak, çünkü sürekli yani, <laughs> tanımı çok yabancı. <laughs> Hep <laughs> sürekli Jesus var abi sözlerde, ne yapayım? Ama süper grup yani, Neil Morrison grubu süper grup, yani çok iyi git, Flower Kings'in gitaristiyle çalışıyor. İşte e, Dream Theater'ın davulcusu var vesaire. Hani ekip çok sağlam. Ve e, böyle konsept albümler yapıyorlar yani işte yine e, Hristiyanlıkla ilgili tabii ki. Hmm. E, böyle, ama böyle iki plak yani dört saydığı var böyle bir buçuk saat falan alabildiğine müzik yani. Ve e, baba gibi de progresif müzik. Onun Sola Grati albümünü Türkiye'ye birisi getirmiş. Kim getirmiş bilmiyorum. Sıfır yani. Onu aldım işte Lepros diye bir tane progresif metal grubu var. Ee, Ona çok seviyorum Onun pitfalls albümünü aldım ee, plak olarak vesaire ee, keyifli yani ee, evde de dinliyoruz hoş oluyor ee, bakalım daha çok benim yüzü geçti herhalde plak sayısı ee, 120-130 falan oldu tabi bu çok manyak herifler var odası böyle full plak olan adamlar Tarantino'nun falan gördün mü odasını görmüşüm Taran bir belki Tarantino bir film görmüş. çekmeden önce önce müziklerine karar veriyormuş Hı. Evet. Müzikleri seçiyormuş. Ondan sonra onun üzerine film çekiyormuş. Zaten belli oluyor yani filmlerinde. Hani filmleri kötü olduğu için söylemiyorum. E, filmler çok iyi ama müzik hakikaten çok iyi oturuyor sahnelere. Önden planlamadan çok kolay bir şey değil. Neyse. E, plakla e, biraz geçti son iki hafta. Tabi bayram telaşı. Ramazan'da biliyorsun bizim biraz e, benzin erken bitiyor Ramazan'da. Hı hı. E, performans biraz yarı yarıya çalışıyor benim. E, o yüzden de çok böyle kitap okuma falan gibi şeyler yapamadım. Bir o de müzik demişken e, böyle araya giriyor gibi oldum da biz geçen haftanın bölümü müydü hatırlamıyorum da biz şeyden de bahsedelim Parsels grubundan da bahsedelim. O da çok Hı. ilginç oldu. Ben Seyfettin'e ne diyordum ya ofisten bir arkadaş yani sordu bana ne, ne, dinlemeyi seversin falan. Ben de dedim ki ya ben Def Punk'ı çok severim sürekli. Ee, özellikle Random Access Memories albümünü ben tekrar tekrar dinlerim. O da şey dedi ya dedi Parsels diye bir tane grup var bir bak istersen falan da onu da yanlış hatırlamıyorsam Overnight diye bir tane şarkısı var. Orada genişte <laughs> punkla birlikte bir şeyler yapmışlar. O da Def Punk'ın yapılan son hani birlikte yaptıkları işte hani albümlerinden hariç olarak yaptığı son çalışmaymış. Ya hakikaten dinleyince çok hoşuma gitti. Geçen işte bölümünü kaydettikten sonra bölümde bahsedecektim unuttum. Seyfettin'e bahsettim. Seyfettin de dedi ben zaten az önce dinlemiştim onun şeyini, şarkılarını deyince. Daha sonra da şeyi fark ettik. İstanbul'da konseri olacakmış. Evet. Yani arada onu da bahsedelim dedim. M meraklıları varsa ya da işte özellikle işte Def Punk benim gibi sevenler varsa e, bir baksınlar Parsels'in şarkılarını da. Hakikaten ben yani şu, işte ee, sabahları işe giderken falan böyle 4-5 şarkısını sürekli tekrar tekrar dinliyorum. Ben de, de genelde böyle oluyor. Bazen şarkıları çok beğendiğimden hep bir loop alıp tekrar tekrar dinlemeyi çok seviyorum. Çünkü her seferinde farklı bir tınıya böyle şey yapıyorum hem de keşfediyorum. Onun tarihini hatırlamıyorum gün. Haziranda falan bir şeydi Seyfettin. Sen bakmıştın da. Ee... Zorluya geliyorlar. Zorlu PSM'ye geliyorlar. Hı. Ben de tam tarihini bilmiyorum. Black Pumas geliyor da işte yazın tabii bizim yazlıkta mı olacağım hani İstanbul'da mı olacağım çok bilemediğim için ya mesela Opet bileti vesaire de hani arkadaşı söyledim tamam ayarlarım falan dedi de işte o tarihte şeyde mi olacağım bilmiyorum. Hı hı. o yüzden de hani çok şey yapamıyorum kestiremiyorum yani hı, neler olacak. Ee, ama evet Parsels bana YouTube'da tavsiye etti. Ee, onun üzerinden biraz şöyle bir bakmıştım. Güzel, hoş, fena değil. Ee, beğendim ben de. Ama konsere gidecek kadar tabii şeyim e, yok şu an. Zaten Hı -hı. muhtemelen bitmiştir biletler diye tahmin Bayağı meşhurlar çünkü. Ee, onun dışında hani, eğer müzik keşiflerimizden bahsedeceksek Instagram'a sürekli çıkıyor da karşıma. Daha sonra İstanbul'da konsere gelmişler. Onu da kaçırmış olduk. Glass Beams diye bir Avustralyalı grup var. Bunlar da biraz Kuhruan Bin gibi bir şey yapıyorlar. Yüzlerine bu arada şey yapıyorlar. E, Boncuktan bir maske yapmışlar hmm. yüzlerine. Böyle Arap tanılı e, biraz böyle işte albüm konseptleri falan da öyle. E, Saygıdelik müzik yapıyorlar. Özellikle. Özetle. Onlar da İstanbul'da iki gün üst üste e, konser vermişler. E, onu kaçırdık yani. Biletler kalmamıştı ben fark ettiğimde. Onların da yeni EP'si çıktı. O da güzel. Bir de çok beğendiğim Hermanos Guti Gutierrez diye e, iki tane Meksikalı biraderin e, yaptığı bir müzik var. Onlar da böyle bu Ennio Morricone'nin falan işte western müziklerine falan çok etkilenmişler. E, bir de biliyorsun o Meksikalarda fingerstyle gitar yani parmakla gitar falan da vardı. Hmm. Böyle indie müzik yapmışlar yani o tınılardan. Çok hoş. İki kişilik bir grup. Arkada bazen davul falan da oluyor ama ana şeyleri iki kişi. Onlar da çok başarılılar. Onu da e, bu kadar yazdık ama tabii sen notları yazar mısın bunları bilmiyorum ama. Yazamam. E, şöyle şöyle oluyor. Yani YouTube'a diyorlar ki o Seyfettin'in bahsettiği Hermanus Binden de kimdi diyorlar. Ben altına yazıyorum yorumlara. Hani e, bir Telegram grubumuza katılırsanız orada da soruyorlar. Orada orada da yazıyorum. Hatta Apple Music linki atıyorum. Hı -hı. E, Apple Music kullandığım için full service. Full servis. Aynen. E, hani oralardan öğrenebilirsiniz. Güzel şeyler dinledim yani bu son iki haftada güzel müthiş bir keyif bence yani çok pahalı bir hobi oldu tabii artık ben zamanında dolar bir buçukken 90 dolara falan almışım şeyi pikey hmm. işte amfiye gitmişim 300 euro ya almışım yani Tamam 300 euro tabii ki de iyi bir para ama yani bir seferlik aldığım bir şey e, plakları zamanında işte dolar bir buçukken 20 dolardan 10 dolardan toplamışım o zaman iki kahve parası falan ediyordu yani bir plak şimdi tabii oldu bir plak bin lira. 700 lira kolay bir şey değil. Ee, ama e, tabii öyle keyifli müzik dinlemek isteyenler için güzel bir hobi. E, ama ciddi de bir hobi bir yandan. Bakımı falan da bu arada plakların kolay değil yani tozlanıyor hmm. vesaire. Onları temizlemek gerekiyor. Özel fırçası var, statik fırça var. Onları falan konuşsun Hakikaten tam şey böyle yani. Hani içine girersen, elini verirsen, kolunu kaptırsan hatta Fatih Arslan Abi ben falan de dedim abi Allah korusun yani elini verirsen kolun gider. Bu bir yani sonu olmayan bir delik bu. Bunun içine düşme. Ee, zaten bir sürü hobim var. Hiç plakla uğraşma yani. Ee, tamam dedi öyle. Ee, onu da kurtarmış olduk masraftan. Bu şekilde yani çok bir şeyim olmadı. Ee, i̇şte YouTube'dan sedana tabii farklılığı anlamışlar. Arkamda kitaplıklar var. Odanın düzenini değiştirdim çünkü. Hmm. Kitaplıkta da yeniden dizin. Tabi okuyacak çok fazla kitap var. Benim sık sık da kitap aldığım için. Ee, acayip bir backlog birikti benim için. Bakalım. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Ben de bu arada sosyal medyadan çok sıkıldım. Ee, şimdi benim aslında iki tane hesabım var. İkinci hesabım yok ortalıkta. Kimseyi takipte etmiyorum. Sadece futbol içeriklerini falan e, okumak için. Ben yani orada böyle futbol hesaplarını falan takip ediyorum. oralarda. anlık yapıyorum desene. Yok bir şey yazmıyorum. <laughs> Sadece okumak için yani. O, ne yaptım? Content ikiye böldüm gibi oldu yani. Çünkü benim ana hesabım daha çok development falan gibi, tasarım gibi şeyler çıksın istiyorum. Futbol çıksın istemiyorum. Ötekinde de futbol çıksın istiyorum. Böyle ikiye böldüm. E, o ikinci işte hesapta futbol, mutbol falan. Hakikaten artık şey ruhum çekildi yani. Bu futbol mevzuları beni çok Aşırı sottu. Senin çok haberin yoktur tabii futbolla alakan yok da hı hı. Yani gerçekten Türkiye'deki o işte çürümüşlüğün şeyi yani dışa tezahürü mü diyeyim ne diyeyim ee, hakikaten futbol ee, eskiden çok keyif aldığım bir şeydi çok keyif alarak seyrettiğim bir şeydi ama artık çileye dönüştü yani benim için bakalım bu sezon bitsin bak bakacağım sezon sonundaki <laughs> duruma göre gidişata göre nasıl ilerleyeceğim. Ee, ne diyordum? Ha işte Twitter'ı şey yaparsam biraz daha tabii kitap okumaya ağırlık verebilirim. Ve de tabii ki çocuk olduğunu unutmayın yani ben de. Ee, mesela bazen şeyi soruyor, bu vakitleri yapmak niye bu kadar uzun sürdü diye. Aslında vakitleri yapmak uzun sürmedi. Ee, biz sürekli sağsakladığımız için bu noktaya geldi. Ee, normalde toplam süre ne kadar çalıştın desem bir 4-5 gün falan hani full gün tabii çalışmışımdır. Ee, odanı kaç yapıyor? 8 saatten 40 saat falan çalışmışımdır yani üzerinde vakitlerim. Ama ne oluyor? Araya işler giriyor. İşte çocuğun oluyor falan mesela. Üç <laughs> ay bloke. Hani <laughs> bu, bu tarz şeyler var. İşte iş değiştiriyorsun. İşler çok yoğun oluyor. Ee, bunlarla uğraşıyorsun vesaire vesaire derken e, böyle ertelene ertelene bu noktaya kadar geldi ama public beta kullananlar bayağı epi kullanıyor yani şu an. Hmm. Hatta en son bir Ramazan <laughs> update'i de çıkarttık Ramazan'da. Ee, Ramazan widget'ı falan geldi. Ee, i̇şte iftara sayıyor. iftar geçince de imsa sayıyor. Böyle bir e, widget getirdik. Bunun gibi şeyler yapıyoruz ama onu da artık şu tatilde ya da artık önümüzdeki bir iki hafta içerisinde nihayete erdirip bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü Adem bir yandan durmuyor. Kendisi başka tasarımlar yapmaya devam ediyor. Hani ben şu an mevcut bir tasarıma çıkayım da sonrasında bakarız kafasındayım. bakalım işte çocuğu cimnastiğe götürüyorum hafta sonu. O bir saat cimnastikte ben vakitlere bakıyorum burada. Hani ne ara yapıyorsun diye sorarsanız o bir saat benim için şey oluyor yani vakitlere bakma zamanı oluyor. Böyle yani haftam genellikle böyle geçti. Bu hı hı. hafta çok konuşacak konumuz yok o yüzden biraz böyle uzatmış gibi oldum ama. Yok, sıkıntı değil. Sen biraz Fallout'tan ya da senin Facebook kitabını bitirdin galiba sen. Ondan bir konuşabiliriz. Olur. Ee, ya işte ben şeyi daha önce de bahsetmiştim. İşte hep işe giderken falan okuyorum. Bir de son birkaç gündür benim arkadaşı ziyaret ediyorum. Eee o yol da böyle bir yarım saat sürüyor yani trene binip trenden inmem yarım saat sürüyor çünkü baya bir ucundan bir ucuna gitmiş gibi oluyorum Hamburg. Ee, kitabı okumaya baş okumaya devam ediyorum. Farklı chapterlar var. Ya bence şey olarak yani Stephen Levy çok güzel yazmış çok fazla araştırma yapmış çok fazla insanla da konuşmuş çok hı hı. yani benim hoşuma giden bir kitap oldu. Ee, bilmiyorum 4 ya da 5 veririm muhtemelen hani kitabı bitirdikten sonra. Bu da gene daha önce de bölümlerden bir tanesine bahsettiğim Instagram kitabına benziyor yani çok. Hı, de, onu soracaktım de, ben Instagram de. kitabından daha mı iyi sence yoksa bence daha kapsamlı hmm. Instagram kitabına göre. Kesinlikle no daha kapsamlı. Göre. Aynen. Aynen. No Filter'a göre daha kapsamlı. Ya şey sanki biraz daha hızlı akıyor gibi ve şey faz, çok fazla sanki insanla da konuşmamış gibi. Bir de e, nasıl diyeyim? Steven Levy biraz daha böyle hani olaylara çok farklı açısından da bakıyor. Hani tamam şirket büyüyor ama ya da işte mesela işte ben bu Growth diye bir tane şey var. Chapter var. O chapter'ı okuyordum. Oradaki mesela bir tane Adamın aslında yaptığı taktikler ee, işte e, bunlardan bir tanesi işte insanların e, kontak listesini, e, kendi adres defterlerini e, Facebook'a eklemeleri. Bunu ek, eklediğince sen şey yapıyorsun mesela benim atıyorum senin kontak listenin 2000 kişi var değil mi? Belki 10 tanesinin Facebook hesabı var. Geri kalan işte binlerce kişiye Facebook otomatik olarak şey gönderiyor, e-mail gönderiyor. Yani buna benzer böyle aslında belki çoğu insanın hani etik olarak doğru bulmayacağı şeylerden bahsediyorlar. Ee, o zaman böyle şeyler hatipleri. yoktu bu arada. Hani etik, Aynen. etik konuşulmuyordu o zaman. Ve bir de şimdi mesela yapamaz yeni bir startup olsa yapamaz. Kesinlikle. Bir de şimdi şöyle bir şey var yani hani bu yani oradaki adamın adını da unuttum. Yani hani growth olayını ortaya çıkaran şey, şirket de Facebook aslında. Daha sonra zaten artık böyle işte growth hackerlar falan oldu onların yaptıkları şeyler de aslında bu tarz böyle aslında bizim çok fazla hani hani etikliği çok sorgulanacak taktikler Ali Cengiz diyoruz. <laughs> Ali Cengiz aynen çok güzel aslında tarif ettin. Ali Cengiz oyunu yaparak bir şekilde insanların ürünü kullanmasını sağlamalarını yapan kişiler aslında growth hacker'lar genelde ama e kitapta işte bunlardan bahsettikleri bir, bir diğer şey de bu e bizim önceki şirkette de öyle diyorduk biz member you may know diyorduk da burada onlar başka bir şey diyor işte senin uh, taz, arkadaş tavsiyesi özelliğini ekliyorlar. Onun da mesela tanıma ihtimali olabilecek insanlar. Aynen. Hiçbir şekilde şeyi e, açıklamıyorlar ama hangi algoritmaya göre o arkadaşını e, sana gösteriyorlar. Hani potansiyel arkadaşını da seni tanımış tanıdığın insanı. E, çünkü ilk çıktığında böyle bayağı acayip şeyler oluyor. Mesela şey diyor e, psikolog ya benim diyor hastalarım diyor birbiriyle arkadaşlık isteği arkadaş olmaya başladılar diyor. Halbuki diyor Hı. hani hiçbir şekilde birbirlerini takip etmiyorlar. Tek ortak noktaları hani benim hastam olmaları ama bir şekilde Facebook bunları ilişkilendirerek birbirlerine şey yapıyor. E, Aynı e, kişinin telefon rehberinde olduğu için. Aynen kesinlikle ondan dolayı. Ya bu tarz böyle çok abes hikayeler var. İşte eee... Ne bileyim böyle normalde işte arkadaş olmak istemediğin insanları bir anda ya da işte böyle çok tesadüfi olarak belki bir şekilde konuştuğun insanlara sana tavsiye etmeye başlıyor. Tabii bu sistem bayağı şey kullanıcı sayısının artmasını sağlıyor tabii ki. O yaptıkları şey de bu. growth ekibinin yaptıkları şey de bu. Ve daha sonra şeyi görmeye başlıyorsun. Bu growth ekibi ufak bir ekipken bir anda büyüyor. Bütün artık normalde senin hani bir şirketin belki başka bir departman olacak ekipleri de growth altına koyuyorlar. İşte mesela e, internationalization dediğimiz işte başka dillerin eklenmesi olayını falan diyorlar ki bu da growth'un altına giriyor diyorlar. Peki biz bunu nasıl yaparız en bir bu şekilde diyorlar. Crowdsourcing yapalım. Herkesin aslında hani e, Facebook'u kendi diline çevirmesini sağlıyorlar. Daha sonra da oradaki dilleri onaylayıp mesela işte Türkçe olmuş oluyor Facebook. Niye ne oldu işte 100 kişi falan gidip öneride bulunuyorlar. Türkçe falan da eklemişler çok çabuk mesela. Aynen birçok kelimeyi çok, çok yani. çabuk eklemiş şey dili birçok çok çabuk eklemiş. Ondan sonra bir bakıyorlar işte yüzlerce dil eklenmiş oluyor otomatik olarak. Bu tarz böyle farklı farklı taktikler uyguluyorlar. Tabi kullanıcı sayısı artınca da bu sefer şeyi de görüyorsun. Bunun çok güzel bir tane chapter'ı da yazmışlar. Ee, Move Fast, Break Things diye Facebook'un bir tane sloganı var. Motosu var evet. Motosu var. Birkaç tane buna benzer mottolar var. Bunlar da tamamıyla Mark Zuckerberg'ün kendi söylediklerinden ortaya çıkan mottolar. Bu Move Fast, Break Things'i de o posterini yapan abi de... Bilmiyorum o kısım belki senin hoşuna gitmiş olabilir eğer hatırlıyorsan falan. O da böyle Hı -hı. şey e, manyağı böyle e, matbaa olayında... ...baya ilgili bir insan... ...gidip böyle işte eski posterler... ...bu propaganda zamanın ...İkinci Dünya Savaşı zamanlarında... ...İngiltere'de yanlış hatırlamıyorsun... ...Amerika'da hı -hı. da olabilir... ...posterlerin basıldığı makinayı bulup... ...o makinayı alıyor... ...hani oradan tekrardan... ...o posterlerde kullanılan fontlar... ...ya da işte onların punto sayısı ...ya da işte... ...çünkü işte bu şeyde de meşhur... ...işte Keep Calm... Carry on diye bir tane hı -hı, gene bir poster o hani onlara benzer şekilde aslında bu bu mu uh, move Fast break things uh, hızlı hareket Orada et. Orada Gil Gil Sans kullanıyorlar bu arada. Keep Calm Gil Sans. Aynen. Sen o şeylere daha meraklısın. Ee, hı -hı. Hani, hani adam oradan yola çıkarak daha sonra da işte hani biz böyle bir kültür inşa edelim diye bu böyle bu posterleri yapıp daha sonra bu posterleri de aslında Facebook'ta ofisinde çeşitli yerlerini asarak insanların aslında bu şekilde Hani kötü sonuçlar doğur, doğurabilecek aslında hani burada sadece teknik anlamda sana işte ürünü çok hızlı bir şekilde e, ortaya çıkar eğer hani hatalar varsa baklar varsa önemli değilden ziyade hani sen öyle bir özellik geliştiriyorsun çok hızlı geliştiriyorsun olabilecek etkilerini düşünmeden geliştiriyorsun ve daha sonra hani orada şeyi hani bir... E, kırdığın şey aslında sadece işte kodla ilgili şey değil insanların hayat tarzı ya da insanların yaşam şekilleri ya da insanların işte psikolojilerini de aslında kırıyorsun. Ee, onu çok güzel böyle anlatıyor aslında kitapta Steven Levy. O benim çok hoşuma gitti. Yani sadece hani olaya nasıl diyeyim startup kafasından işte nasıl bu şirket büyüdü falan filandan ziyade bunun toplumu olan etkisini de çok güzel anlatıyor. Ee, daha sonra da işte bu kadar şey büyüdükten sonra başlangıçta hiç şeyi umursamıyorlarmış abi. Yani ben onu ya kitabı okudukça çok hayret ediyorsun. Ya şey düşünüyorsun. Şimdi sen ben mü, hani böyle bir şirket kuruyorsan birçok detayı düşünürsün ama yani Mark abimiz hiç böyle umursamadan yani çünkü kendisi de sadece şey olduğundan dolayı hani ürüne odaklandığından dolayı ve e, bu e, kadının adı neydi unuttum ya. Sherlock sen de, Sandberg. Sheryl Sandberg geldikten sonra bütün böyle işte kendisini sevmediği işleri bu kadına yüklüyor. Ee, o tarz işleri... O da tam bir şeytan bu arada. <laughs> Kitap okunca anlamışsındır da. <laughs> bu kadın bütün her şeyi kendisi hallediyor. Mark Zuckerberg sadece ürünün kendisine odaklanıyor. Haliyle de şeyleri çok umursamıyorlar. İşte customer support vesaire gibi işte. Ee, merkezi, e, çağrı merkezi gibi şeylere çok fazla umursamıyorlar. Bir iki kişi alıyorlar. Onlara diyorlar ki işte sen şunları şunlara hallet böyle. Bir tane böyle şey Microsoft Word dosyası veriyorlar. Bir iki sayfa bir şeyler yazılmış. Onlar halletmeye başlıyorlar ama ondan sonra şimdi bir ekip böyle sürekli hani kullanıcı sayısını arttırmaya odaklanıyorken ufak bir tane ekip de aslında bunları yönetmeye çalışıyor. Daha sonra fark ediyor ya bunu nasıl yönetilecek falan diye. Ondan sonra başlangıçta böyle ekipler falan kurmaya başlıyorlar. İlginç yanı şu abi başlangıçta böyle şey yok. herhangi bir Moderation sistemi yok. içerik moderation. Eğer birisi mesela bir içeriği e, ...reportlarsa yaptıkları şey şuymuş... ...şimdi ben mesela işte sen bir içerik paylaştın... ...ben de senin içeriğini reportluyorum... ...yaptıkları şey şu işte Customer Support'tan... ...bir kişi gidiyor benim ekranıma... Hmm. ...giriş yapıyor... ...daha sonra senin paylaştığın içeriği görüyor... ...aa hakikaten diyor bunda bir sıkıntı var diyor... ...ondan sonra aynı kişi gidip... ...senin account'una giriyor ve daha sonra da... ...içeriği senin ekranından siliyor... ...yani böyle yani privacy konusunu... ...böyle alt üst eden... Ee, bir yöntemle aslında içerikler ortadan kaldırıyorlarmış başlangıçta. Hani o şeyi hiç düşünmemişler bile. Arayüzü yapa, geliştirelim hani onlar oradan menaj Herkesin paylaştığı şeyleri görüp diyor. Baya senin e, hesabına giriş yaparak e, bu şekilde handle ediyorlarmış. o beni baya şaşırttı yani açıkçası. Ee, evet. Başkasının hesabına. Çünkü senin işte bütün mesajların eğer o zaman mesaj vermedi bilmiyorum da yani işte yani paylaştığın her şeyi aslında görebiliyorlar. Fotoğraf falan paylaştıysan mesela. Mesela çok sardık. erken geldi abi Facebook'a. Yani onları görüyorsun bir de şeyleri de görüyorsun. İşte bu Terms of Services dedikleri, işte kullanıcı sözleşmesini de kullanıcılara sormadan çok fazla değişiklik yapmışlar. Orada da işte normalde sen Facebook'a ilk başladığında yaptığın şey işte benim paylaştığım sadece benim arkadaşım görsünken bu sefer gidip Herkes görsüne otomatik olarak Hı. çeviriyorlar. Sürekli değiştiriyorlar of Service'i. Aynen. Değişsizlik ee... diye de bir tane bir şey koyuyorlardı böyle, hiç okumuyordun, <laughs> geçiyordun yani. Aynen. O ya onun da mesela kötülüklerini görüyorsun. Daha sonra şeyde de çok güzel bahsetmişler. Ee, Twitter'ın ortaya çıkmasıyla birlikte Mark Zuckerberg biraz böyle şey oluyor aslında. Ee, hani rekabetin artmasından ötürü rahatsız oluyor. Ve de bir de Twitter çok farklı daha bir olana alana odaklığından dolayı özellikle ünlüleri çektiğinden dolayı işte Amerikan başkanı mesela o zaman bilmiyorum kullanıyorlar mı da hani bu tarz ilgiyi çekince bir de orada hani arkadaşlık olayı değil sadece takip et olduğundan dolayı onu böyle biraz rakip olarak görüyorlar ve daha sonra şeyle falan konuşacak, Jack falan konuşuyorlar şey yapıyorlar yani soruyorlar ne kadar istiyorsun sen falan filan diye 500 milyon dolar diyorlar. <laughs> Twitter için. Hmm. Çok da çok pahalı diyor. Daha sonra da şey diyor zaten biz bütün bu özellikleri Twitter'da olan özellikleri ekleyeceğiz Facebook'a şeklinde böyle tehdit ediyor zaten. Orada herhangi bir işte şey olmuyor, satış gerçekleşmiyor. Ama buradaki hani bütün dinamikleri görüyor olmak, arka planda neler dönüyor, bunu bilmek ve özellikle işte bazı kitapta paylaşılan şeyler böyle. Aslında iki kişinin konuştuğu şeyler. Hani ikinci kişi mesela hmm. Mark Zuckerberg oluyor. Hani Steven Levin'in gidip o diğer şahsı bulup bir şekilde onu konuşturuyor olması bence çok büyük başarı. Hmm. Ee, o açıdan ve o detayı da öğrenebiliyor olmak aslında bayağı önemli. Daha sonra işte şeyleri falan da görüyorsun. Mark Zuckerberg'in işte ee, new Year Resolution dediğimiz olay var ya işte bu yıl ne yapmak Hı -hı. istiyorsun diye işte bunları mesela önceden sadece şirket içerisinde kendisi açıklıyormuş işte. Ee, sadece duymuşsundur sende. Vejeteryan olacağım ve sadece kendi öldürdüğüm hayvanları yiyeceğim diye böyle psikopatça Hı -hı. <laughs> kendi yeni yıl hedefleri falan oluyormuş. Yani okudukça biraz o şeyi anlıyorsun yani. Psikopatlığı anlıyorsun yani Mark Zuckerberg'ın. Uzaylı falan diye komple teorileri var biliyorsun. <laughs> ya başlangıçta şeyde de mesela çok fazla sıkıntılar var. Sunum yapmada çok kötü mesela. İnanılmaz kötü. İnsanlarla iletişim konusunda inanılmaz kötü. Hep sürekli gidip şey yapıyor. Danışman alıp o konuda kendilerini, kendisini iyileştirmeye falan çalışıyor. Ama bu privacy konusunda da şeyi görüyorsun yani. hiç, hiç ama hiç önemsemiyorlar. Yani tamamıyla büyüme odaklı. Hareket ediyorlar ve olabilecek hiçbir şeyler öne kendi şeylerine dumurlarında de değil. Özellikle bu API'yi açtıklarından sonra işte senin arkadaşının arkadaşını da erişime bilmenden sonra ve daha sonra da gidip bu API'de şeyleri de paylaşmaya başlamışlar. Kullanıcıların ID'sini de paylaşmaya başlamışlar. O zaman işte bu reklam verenler çok kolay bir şekilde eşleştirmeler yapabiliyorlar kendi işte reklamlarıyla vesaire. Orada mesela şey diyorlar ya developerlar gidip söylüyormuş ya bize bu yeni niye veriyorsun biz istemiyoruz hani çok aslında yaptığınız şey tehlikeli bir şey yani bir tane uygulama yani geliştiricileri daha, söylüyormuş. Işte. Aynen ama hiç şey yapmıyorlar umurlarında değil yani hatta gelip diyorlar şey diyorlar biz anlatıyorlar nasıl kullanacaklarını hatta öğretiyorlarmış işte. Çünkü bu tarz API'lerde biliyorsun rate limiting denilen bir olay var çok fazla istek göndermemen gerekiyor çok kısa bir süre Hı -hı. zarfın. Gidip bunlara danışmanlık veriyorlarmış. Ya bakın böyle böyle yapıyorsunuz. Çok bizim servera servera çok çok yükleniliyor. <laughs> hani yapmaya devam edin. Hani bu bütün bilgiyi alın. Ama işte şu şöyle şöyle yapın. Hani e, bu kurallara uygun bir şekilde yapın diye inanılmaz. Yani böyle şaşırdığı benim okurken e, şey, konulardan bahsediyor. O yüzden yani kitap hakikaten benim hoşuma gitti. Steven Levinin bunda benzer yanlış hatırlamıyorsun. Birkaç daha kitabı var yani bu bizim e, teknoloji alanında yazdı hı hı. onlara da böyle şey geldi yani açıkçası gidip bir bakasım e, geldi o kadar e, iyi yazmış abimiz bakalım bilmiyorum 250 sayfalarda falanım herhalde herhalde bir e, iki haftaya biter diye umuyorum kitap 400 falan sayfa öyle civarında mi? bir kitap 300 diye hatırlamıştım ben o zaman biraz daha İngilizcesi öyle olabilir tabii ki <laughs> Türkçesi için söylüyorum ben aynen daha büyük punto yazmıştır önlemde <laughs> Bir de şeye de başladım ben. Biraz bilim kurgu olayına giriş yapayım diye. Neuromancer diye bir tane hmm. William Gibson'ın meşhur. Matrix'in çıktığı. Aynen. Bir kitabı var. Ya kitabı da okudum. Açıkça söyle söyleyeyim. Ya. Daha hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor? Japonya'da geçiyor. <laughs> bir hmm. Onu söyleyebilirim. Çok yani olaylar biraz karışık ilerliyor. bu Ben Türkçesini okuduğumda Bırakmıştım ya dedim ya bu nasıl çeviri falan hiçbir şey anlamıyorum falan diye. Şimdi İngilizcesini okuyunca şey yaptım biraz yani günahını almışım çevirmenin diye. Ee, kitap <laughs> yani yani farklı bir dili var açıkçası. Ee, tam olarak şeyleri kavrayamıyorsun. Bir 30 sayfa falan okudum orada ama. E, bu da gene bilim kurgu denince işte akla gelen şeylerden bir tanesi. Kitaplardan bir tanesi. Ee, bunu okumaya başlama nedenim de şeydi. E, Apple TV e, Plus bunun e, film... Ya da televizyon serisi haklarını aldılar. Dizi yapacaklar. Dizisi çıkmadan hani hemen bir okuyayım bitireyim de ondan sonra dizisi çıktıktan sonra öyle seyrederim diye okumaya başladım. Bakalım o da nereye gidecek, nasıl bağlayacaklar olaylar. Çok şey yapıyorum yani meraklı bir şekilde bekliyorum. O olaylar biraz daha şey olsun yani gelişsin diye. Şey de bu kadar benim. Başka da okuduğum bir şey olmadı. Ben şey, Adem paylaşmış. şuradan gördüm. Adi Osmani diye bir developer arkadaş var. O hmm. Developer Experience diye bir kitap yazmış. Yeni. Onu sipariş ettim. O da yolda geliyor. Aslında online olarak okuyabiliyorsun ücretsiz bir şekilde ama Google Play Google Books'tan. Play Books mı ne? Google her şeyin ismini değiştiriyor ya. Yani. Google Books diyeyim ben. Google Books'tan okuyabiliyorsun. Ama o da çok kötü yani. Fontlar, montlar kayık mayık böyle bir kötü bir formatı var. Epub olarak okuyorsun. Hoşuma gitmedi o yüzden şey yaptım. Fiziksel olarak sipariş Hı -hı. ettim. O da işte on demand printingmiş. İşte basılmasını bekledik falan. Yolda geliyor. O da gelirse bir onunla ilgili de belki ayrıca bir bölüm yapabiliriz. Çünkü ben de developer experience üzerine çalıştığım Hı -hı. için bakalım hani ne ekliyor benim tecrübem üzerine. Onu bir ayrıca tartışırız. Onun dışında çok fazla bir şeyim olmadı ya kitaplarla ilgili. Benim de anlatacağım çok bir şey yok yani. Hı hı. İstersen biraz Fallout dizisinden bahsedelim. Ondan önce hani hem kitaplardan konuştuğumuzdan ötürü biraz şeyde bağlayayım. Hani kitaplarla diziyi bağlayayım. Ben bir de şey izlemeye başladım. Three Body Problem diye. 3. Üç... Evet. Nasıl çevirmişler benim 3 vücut problemi diye mi çevrildi bilmiyorum. Hiçbir şey. bakmadım ya. Yani çok bir fikrim yok da aslında başlangıçta o da seri olarak yanlış hatırlamıyorsun 3 kitaplık bir seri olarak çıkmış bir gene bilim hı hı. kurgu. Çin ve... bilim kurgusu bu arada. Aynen Çin bilim kurgusu ben o yüzden böyle açıkçası biraz merak ediyordum. O da bayağı popüler hale gelmişti ben ilk okuduğum zaman. Geçen gene baktım yani 4 yıldız vermişim Goodreads'te Dizisini izlemeye başladım. 4 bölüm 5 bölüm falan seyrettim ama yani açıkçası çok beni sarmadı dizisi Game of Thrones'u yapan abiler yapıyor bu arada. O, o o çok belli olmuş. Çünkü Game of Aynen Game of Thrones'ta gördüğümüz e, oyuncuların birkaç tanesi e, dizide de yer alıyor. E, beni biraz yani açıkçası şey sarmadı. Hikaye sarmadı kitaptaki Hı. gibi. Çünkü kitapta biraz daha böyle eee esrarengizlik var yani. Hani ne olacak? Ne oluyor burada gibi şeyler yapıyorken burada biraz daha hani olaylar çok daha çabuk gelişiyor. Bir de hani işte ana karakteri sanki birkaç karaktere bölmüşler gibi geldi bana. Kitabı da çok fazla hatırlamıyorum ama hani diziyi böyle kendi içerisinde kitap hani beğendim bir kitaptı. Farklı bir konu işliyor çünkü orada. işte VR benzeri bir deneyim sağlıyor. işte uzaylılar var vesaire falan böyle bunları böyle güzel bir mantığa uyarlamaya çalışıyor. Ama yani dizide o kadar şey göremedim açıkçası. Bilmiyorum belki oyuncuklar ilgilidir ya da dizinin ile ilgilidir. Onu şey yaptım yani açıkçası. Orada bıraktım. Ee, şey yapmadım. Yorumlarına da baktım aslında internette. Orada da çok beğenilmediğini gördüm. Muhtemelen izlemeye de devam ettim. Ondan bahsedeyim dedim. Bir de şeyi de seyrettim. Ee, Ricky Gervais'in e, neydi Armageddon'da. Aynen. Ya orada... Hani güzel Kesin şeyler. Sistem yok bence. Aynen güzel şeyler var ama sanki baya kesilmiş gibi geldi bana açıkçası. Yani baya 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 bir kesmişler. Böyle hani 5-10 dakikası değildi sanki baya bir kesmişler gibi geldi. Ee, bazı şakalar da O zaman da hakikaten... niye yayınlıyorsun ki abi yayınlama hiç olsun bitsin. Ya, ya. Yani, muhtemelen, muhtemelen onu biliyorum. başlangıçta aldılar abi telif hakkını. Hani şeyden ziyade. Yok, zaten evet 3 special yapışan falan diye imzalamış da. E, keseceksen o zaman şey yapma ya da de ki uncut raw version falan diye ayrı bir şey yap. Hmm ya bu muhtemelen şeyden bence çok çekindiler. Ee, gelecek tepkilerden falan ama özellikle işte bu walk culture ile ilgili falan orada çok güzel konulardan ya bu bahsediyor. Ama burada Netflix'i değil Ricky Gervais'i bağlar yani. Netflix'i bağlamaz ki. Ya işte şeyi de bilmiyorsun ki abi işte bu tarz e, fikirleri savunan insanlar genelde işte platformları suçluyor. Ya işte böyle bir şeye nasıl kendi platformunda izin verebilirsin falan diye. E, bilmiyorum yani e, güzel böyle bayağı yani güldüğüm uzun süre güldüğüm şeyler oldu. E, böyle bazı hani toplum içinde bazı bahs bahsetsen bayağı ilişilebileceği türde şakalar vardı. E, hazır böyle Netflix'e şey yapmışken onda genişte bizimkilerin hesabı varmış. Onu, onu kullanarak şey yaptım izledim. Gidip para vermedim tabii ki Netflix'e. <laughs> e, o da şey oldu yani bunun üzerine hani tuz biberi oldu şeyi izledikten sonra, tribody problemi izledikten sonra. Daha sonra da artık işte Fallout çıktı. Biz ona bazıları şey diyor ya 2L ile telaffuz ediyorsunuz diyor da. Abi yani insanlar bir şey anlaması gerekiyor bence. Hani bazı kelimeleri küçük yaşlarda öğreniyorsun. Küçük yaşlarda işte Call of Duty gibi mesela <laughs> onu Dati diye diyorsun. Sen onu herkes biliyor. Duty olduğunu biliyorsun yani. Sıkıntı Anadolu'da onun... bazı yerlerde Galodat diyorlarmış mesela ona. Ha, Kalıflı yani diye. o şey değil yani. Hani senin benim İngilizcenizin kötü olması değil. O, sen onu... Fallout diyenler de varmış. İngiliz İngilizcesi Fallout diyorlar. Yani sen onu nasıl duyduysan işte hani ilk Hı -hı. ne zaman duyduysan o şekilde şey yapmaya devam ediyorsun. Yani telaffuz etmeye devam ediyorsun. Bu şeyle ilgili değil. İşte Fallout aslında hani out değil de işte yani her neyse o. biz ben bunu çok uzun oyununu oynamıştım işte. Fallout 3 ile başlamıştım ben. Biri ikisi de var. Ee, onun ben böyle de başladım. Manyakları da var. Sen belki Fallout o... Tactics falan oynadık sonra. Sonra Fallout 3. Sonra hmm. 4. 4'ü çok oynamadım ama 3. 3'ü bitirdim yani. Ee, şey... New Vegas var orada. Aynen tabii. New Vegas. Aynen ben 3 ile şey oynamıştım. New Vegas oynamıştım. Ee, 4'ü de oynamadım diye hatırlıyorum. Aynen bir de Fallout 75 diye Yanlış hatırlamıyorsam. 76, 76 mı? <laughs> 76 diye bir tane. Oynayacağız dedik, dedik. Bana aldırdınız, hiçbiriniz gelmediniz. Abi şey yok diye almadı, oynamadık. E, Crossplay yoktu, yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum geldiyse onu şey yaparız artık, oynarız. E, şeyi e, disine ben bekliyordum açıkçası ve biraz da şeydim açıkçası, ümitsizdim. Amazon. ama canatın olum var ya ben niye ümitsiz olayım ki ya bir o, o konuda ümitliydim ama hani Amazon birkaç böyle diziyi hmm. batırdığından dolayı yüzüklerin efendisi ya da işte senin e, e, zaman çarkı batırdığından evet. dolayı dedim acaba bu da bunda da öyle bir şey yapabilirler mi diye ben bölümü kaydetmeden önce seyrettim aslında yani Şöyle söyleyeyim. Dizi başlıyor böyle bir şey. 10 dakika falan seyrediyorsun. Aa diyor ne olacağını ben tahmin edebiliyorum. Muhtemelen böyle şeyler olacak. Of çok sıkıcı falan bir şeyler olacak diyorsun. Sonra olaylar gelişiyor ve çok güzel yerlerde böyle seni ters köşe yapabiliyor. O benim hoşuma gitti. İkincisi şeye dekine benzer Fallout 3 oyununu biliyorsun. Ee, NPC'leri vesaire böyle işte diğer karakterleri oyundaki öldürürken böyle çok farklı öldürme şekilleri var. İşte kafasına sıkınca falan işte çok farklı bir efektlerle oluyor. Ya da işte farklı vücudun orada çünkü e, adını unuttum un bir sistem var orada ağır hı hı. çekimde de var Watt sistemi. Bat sistemi var. Watt sistemine dedi, görüyorsun o nasıl öldüklerini. Böyle hani oradaki ağır çekimine benzer şeyler de görüyorsun ve o öldürme şekilleri de çok güzel olmuş yani. O benim hoşuma gitti. Hı. Dizide ee, bir de tabii ki Fallout Fallout yapan şeylerden bir tanesi hani benim o Wasteland'de böyle e, uçsuz bucaksız böyle herhangi bir amaç olmadan dolaşmamı da sağlayan şeylerden bir tanesi hep şeydi müzikleriydi. Ee, Hı -hı. dizinin müzikleri de gene işte Fallout'taki e, oy oyunundakine benzer bir şekilde 1950'ler yanlış hatırlamıyorsam o zamanlardaki Hı -hı. müzikleri kullanmışlar. Evet. Aynen o zamandaki müzikleri kullanmışlar. O da benim hoşuma gitti. Yani ilk bölüm için bence güzel bir bölümdü. Hani böyle wow inanılmaz böyle şey yapacak değildi. Bence güzel başladı. Ee, bir de uyarlama olduğundan öçe ilerleyen İlerleyen daha iyi oluyormuş. Aynen. Şeyde ya yaptığım tek şey oydu biliyor musun? İlk bölüm bitti ya dur dedim bunun puanı neymiş diye hemen IMDB'yi açtım. Ondan sonra şeyleri görebiliyorsun IMDB'de bir de her bir bölümün. Last of Us'un dizisinden daha iyi bir uyarlama diyorlar. Oo. Çünkü oyundaki birçok Easter egg'i falan da koymuşlar içine. Ya bir de benim belki bilmiyorum hoşuma giden şey o olabilir. Hani oyunla ilgili şeyleri görünce işte mesela işte baş parmak olayı değil mi? Hani atom Hı -hı. bombası atıldı o atom bombasının şeyine bakarak mantar şeklindeki bulutuna bakarak ve baş parmağını kullanarak şey yapıp tahmin etme olayı var ya işte eğer radyasyondan etkilen, etkilenmeyeceğin olayın. Onu mesela başlangıçta işliyor sana anlatıyor falan ya evet. da işte voltun içerisindeki olaylar ya da işte posterler mesela işte fallout boy vesaire bu tarz detayları hı hı. görünce aynı pip boy. Ee, şey yapıyorsun yani zaten şey de boy şey değil miydi ya? Cihazın adı değil miydi? Kollarına taktı. Öyleydi de sanki onun ismi de sanki doğru yanlış olabilir. Değil mi? Sanki adı, karakterin adı Fallout Boy. Bilmiyorum. Hı -hı. Çok şey oldu yani. Yanlışımız var diye şey yapmayın. <laughs> <Öyle> şey, <gülüyor> aynen. <gülüyor> o, o kadar hatırlamıyorum ama yani o şeyler de New çok Vegas güzel oldu. Vegas çıkalı 12 sene falan oldu herhalde. Aynen. Ben Vegas'ı Şeyi... da tam oynamadım zaten. Eee... Adını unuttum ya. Bu, bu radyasyon alan adam Gauger mıydı? Neydi? Geiger. Kendim. Geiger. Geiger'ın şeyi o sesi de böyle tık 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 tık. Öten sesi de var o işte ki Pip Boy'daki kollarına taktıkları Pip Boy cihazdaki. Ee, yani bence başlangıç için çok güzel olmuş. Ben zaten puanlarında baktım IMDB'de. Senin dediğin gibi daha sonraki bölümlerin puanı ilk bölümki puanından daha da yüksek. daha sonra şeye de baktım. Rotten Tomatoes'a falan da baktım. Orada da böyle kritikler %90'ın üzerinde vermişler. Şeyde falan dinleyen normal izleyicilerde de %85 civarı falan vermişler. Bence e, bayağı iyi aslında bir dizi için. Hani böyle Amazon Prime'de bir... galiba en izlerinden biri oldu şu an. Olabilir Mrs. kesinlikle. Mrs. Maisel'la beraber. Olabilir. E, bir de tabii ben şey fark ettim daha sonra. Dur ben ilk bölümü seyredim dedim. Bir baktım bütün sezon var aslında. E, var. Şey yapacağım muhtemelen. E, hafta sonu birkaç bölüm daha izlerim. Belki sen de izlersen önümüzdeki bölümde tekrardan bir işleriz diye düşünüyorum. Umarım. E, bir iki bölüm sevdim deyip 5. E, bölüme gelenler falan olmuş yani. 8 e... <laughs> bölüm yanlış bilmiyorsam e, dizinin kendisi. E, evet. Bakalım. Ben de Halo'yu bitiremedim işte iki bölüm falan kaldı. Seyrettim onu da bir iki bölüm de. E, bakalım artık onu da biter. Son çünkü finali bayağı iyiymiş Halo'nun. Hı <laughs> hı. Ya çok dizi var işte. Hangi bir sınav? Gentleman'a mesela başladım. Çok güzel gidiyordu. O yarım kaldı. İşte bu Three Body Problem'ı merak ediyorum. Sugar'a baktım biraz Apple TV Plus'ta. Benim hanım Palm Royal diye bir tane dizi çıkmış Apple TV Plus'ta bu seyrediyor. O da tabii şey böyle sosyetenin içine girmeye çalışan bir kadını falan anlatıyor Florida'da. 1950'ler yine işte kıyafetler falan hoşuna gidiyor onları seyrediyor. Vardı tabi çok yapım vardı işte. Bir yandan Gibi var. Prens çıktı. Prens'in ikinci sezonunu birinci bölümü seyrettim. Blue TV'de komedi dizisi. O da bence bayağı iyi bir dizi. Gibi'den daha çok seviyorum ben Prens'i öyle söyleyeyim. Hı -hı. Yani çok seyredecek şey var. O kadar şeyim yok benim. Yani diziyi ayıracak vaktim yok. Vaktim vardı da diziye ayıracak vaktim yok. Hı -hı. Ama Fallout'u muhtemelen seyrederim. Çünkü çok ümit... Bir de ile beraber yaptıkları için diziyi. Zaten asıl bence şey o yani senaristler Bethesda'daki işte Todd Howard'la falan beraber çalışmışlar hı hı. o yüzden Fallout lore'una çok hakim birisiyle e, beraber yaptıkları için e, diziyi e, o yüzden de birazcık oyunlara sadık kalmış bir senaryo olmuş bu açılardan da çok iyi bir de Jonathan Nolan da hakikaten Fallout delisi bir adam hı. zaten şey diyor yani Fallout olmasaydı ben diyor muhtemelen çok daha iyi yerlere gelecektim diyor Fallout yüzünden senarist <laughs> oldum diyor çünkü e, Fallout oynamaktan okula falan yani derslerine Oo. çalışamamış yani öyle bir e, Fallout hayranlığı. Kendisi söylüyor. O yüzden hani e, kendisi de çok sevdiği için Fallout'u iyi bir iş çıkacağını ben tahmin ediyordum. E, çıkmasına sevindim açıkçası. Ve Microsoft yapımlarının da böyle e, tutması iyi olur. Çünkü Sony tarafında yine Uncharted'ın <laughs> falan filmleri yapıldı. Microsoft'un da bir şeyler tutturması güzel olur yani. Şimdi Gears of War'un da dizisi geliyor Netflix'e. Eee Amazon Prime yine God of War'un dizisini yapıyor. Oo. Ee, Sony için evet. Ee, hiç ümitlenmeyin çünkü Zaman Çarkı'nın Show runnerı var başında. Of. Muhtemelen şey Afrika'da falan geçebilir God of War. Zenci olabilir Kratos. Ee, Mısır tanrısı falan avlayabilir yani. Çünkü öyle bir arkadaş kendisi. O tamamen tersten anlayan. Ee, ondan hiç ümitlenmeyin ama geri kalan kısımlarda e, güzel şeyler var yani. Peki oyun kısmında ben geçen sana paylaşacaktım da unuttum. bu Star Wars'un oyunu pre ordera açılmış. Ben muhtemelen dedim Seyfettin hemen pre-order vermişler. Çünkü hatırlıyorum. Yok iki yok uzun diyorsun? Outlaws. pre ordera yok, 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 Şimdi Ubisoft oyunlarında şöyle bir şey var. İyi gamerler bunu bilir. Ubisoft oyunları çıktığı zaman alınmaz. Çünkü çıktıktan <laughs> bir ay sonra %30 indirime giriyor. 3 <laughs> ay sonra %50 indirime giriyor. Ben şimdi Prince of Persia'yı mesela %50 indirimle aldım. Ocak ayında çıktı oyun. O zaman full fiyattı. Pre-order etmiştim. Sonra dedim ki ya benim bunu oynayacak vaktim yok. İptal ettim pre orderı Sonra şimdi işte bak e, Mart sonunda bahar indirimlerinde yüzde 50 indirimle aldım. E, Ubisoft oyunları hiçbir zaman çıktığı gün sipariş verilmez abi. Bu hmm. e, çünkü hemen indirim yapıyorlar. Hani mesela gratiste indirim yokken gitmezsin ya. <laughs> çünkü ücretsizde <gratiste, gülüyor> ayın yarısı indirim var zaten. E, saçma bir düzen baktığın zaman yani full fiyattan hiçbir zaman almazsın. Ubisoft oyunları da öyle. Mesela hmm. Nintendo da öyle bir şey yok biliyorsun. Herifler hiç indirim Bir euro bile indirmiyor adam oyunu. O yüzden oyunu seviyorsan full fiyat alıyorsun. Ama Ubisoft öyle olmaz. Evet neyse Star Wars diyordun. Böyle bir, bir şey. de orada şey de paylaştılar diye hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyorum ki ekstra bir gameplay falan da mı paylaştılar? Pre-order'a çıktıktan sonra. Ben izleyecektim Şu de bakamadım oynanış videosuna. Gameplay falan. paylaşmışlar bir de preview yaptırmışlar birkaç tane şeye. Hmm. oyun basınından eki, ekibe. Onlar da işte şu var, bu var vesaire diye anlatmış. O da yakında çıkacak zaten. Yaz sonu mı ne öyle bir şey yani. yani çok. Ya ben yanlış mı hatırlıyorum abi? Yani multiplayer bir o kısmı da vardı diye hatırlıyorum ama sanki ben videoyu seyrettiğimde sanki böyle bir single player story. Tamamen single player bu sefer. Ha. Normalde bunu yapan ekip Division'ı yapan ekip. Division'de biliyorsun full multiplayer bir oyun yani. Hani hmm. Şehirdeki problemleri çözüyorsun. Hatta sen baksın yani. Ee mini bir MMO gibi bir oyun ama bunu da öyle yapmamışlar. Çok söz edim hani şey olarak güzel olur ee, o zaman şeyi bekleyeceğiz yani düğünün oyununu baş... bekleyeceğiz onu da gameplayini paylaşmışlardı geçenlerde o benim biraz şeyime gitti yani hoşuma gitti. Güzel şeyler olabilir. ya Star Wars tarafında bu Jedi oyunları çok iyi ee, hatta dün BAFTA ödülleri vardı onu da bugün seyrettim hmm. ee, birçok kategoride de adaydı yani hiçbirisinde bir şey alamadı galiba ama ee, yani Jedi'in bu ikincisi Survivor olan. ilki de çok iyiydi. Fallen Order da çok iyiydi ama Survivor da çok iyi. Biraz çıktığında böyle biraz performans problemleri falan vardı. O yüzden hemen burun kıvırdı herkes ama özellikle mesela şey tarzı böyle third person biraz böyle zorlayıcı yani bazı bosslar var tek vuruşta öldürüyorlar vesaire hani ee, ama onlar opsiyonel oluyor genellikle. Tek vuruşta öldüren bosslar opsiyonel yapmışlar. Hani hmm. öldürürsen çok büyük bir ödül alıyorsun böyle böyle oyunun sonrası daha kolaylaşıyor senin için. Ama öldürmezsen de normal devam edebiliyorsun. Biraz o açılardan güzel bir şey olmuş. Metroidvania tarzı bir tasarım var yani. Hmm. Oyuncukları Boncukları topluyorsun ondan sonra yeni skill'ler açıyor. Önceden mesela açamadığın kapılar var. O skill'leri alınca o kapıları tekrar geri dönüp açabiliyorsun. Hmm. Bir anladın yani oyun tarzını. Hmm. Ee, bence third person action adventure oyunu sevenlere çok şiddetle tavsiye edebileceğim bir oyun. Çok iyi bir hikayesi var. Çok iyi animasyonları var. Zaten Best Animation'da da adaydı Bafta'da. Ee, onu çok göz ardı ettiler. Bir de tam o dönem Hogwarts Legacy falan da çıkmıştı. Ee, o da deli gibi satmış. Acayip para kazandırmış Warner Bros'a. Ee, onu tavsiye ederim yani. Star Wars oyunları deyince benim şimdi onun üçüncüsü gelecek Jedi'in. Onu bekliyorum bir yandan. Ama Outlaws'u da e, bir önce incelemeli puanlarına bakarım. Sonra dediğim gibi işte Ubisoft indirim yaptığında bir iki ay sonra. Onun da bu arada e, Premium Edition'ını 140 dolara falan satıyorlarmış pre fiyatını. Millet diyor ki ulan 140 dolar oyun mu olur diyor. İşte 3 gün önce oynayabiliyorsun. Ekstra karakter gibi. bir de he, bazı görevler sadece Premium Edition'dakilere olacakmış. Oynayabiliyorsun mesela görev var alamıyorsun. Niye? Premium Edition'ın yok. Evet o zaman bir ee... daha hiç alamazsın. Yok, Aa, yok. ama upgrade edersin. falan ha. satacaktır muhtemelen okay. de. Ama yani artık bu oyun firmalarının bu açgözlülüğü. Zaten single player oyun oynayacağız. Belki 14-15 saatte bitecek yani. 14-15 saatte bitecek bir oyun için artık sen bana 70 dolar premium olmaz işte ne olacak 6 ay bekleyeceğiz bu premium edişini 600 liraya falan alırız yani. <laughs> <6 ay sonra. gülüyor> <laughs> Ubisoft'un indirimleri ee, güzel bu arada BAFTA ödülleri <laughs> ee, şeyde e, oyun ödülleri olarak en çok itibar ettiğim ödüller çünkü gerçekten mesela bugün de seyrettim işte adaylar diyor mesela. Ulan bu adayın burada ne işi var demiyorum. Yani Hı -hı. aday olan oyunların hepsi ulan bu da alabilir, bu da alabilir. Hepsi alabilecek oyunlar oluyor. Ve ödül verdikleri zaman da hiçbir şekilde üzülmüyorsun. Çünkü hakikaten hak etmişti diyorsun. Yani benim yılın oyunu adayım en iyi oyunu almasa da Alan Wake e, Technical Achievement ve Sound Design'a aldı ya da Graphics. Best Graphics ve Be Best audioyu aldı. Ee, ki güzel bir şey yani. Ki Call of Duty falan vardı Best Audio'da. Biliyorsun Call of Duty'nin Sound dizaynı çok iyi. Hı hı. Ee, çok güzel ödüller yani. Bu hafta ödülleri çok severek şey yapıyorum. Ee, Dredge ve Day the Diver. Bu iki oyun çok e, ön plandaydı. Day the Diver'ı biliyorsunuz belki. Görmüşsünüzdür yani. Dalgıçsın aynı zamanda restoran işletiyorsun. Yani <laughs> Yok. Oyunda böyle dalgıçlık var. Köpek balıkları falan bilmem ne vesaire. Bir yandan da restoranın var senin sahil kasabasında. İşte şey balık restoranı. Kar karides mi? Ha, karides mi? falan pişiriyorsun. İyi para yapıyorlar. <laughs> çok abi. değişik bir oyun, Çok <laughs> değişik bir oyun. Evet, e, arkasında iyi bir şey varmış onun. Finansman varmış özel e, bir publisher'a bağlıymış. Bunun gibi şeyler. Ha bir de şey e, onu da duyuralım. E, Mayıs ayında Hellblade 2 çıkacak. Microsoft'un e, çok e, ciddi yatırım yaptığı bir oyun. Ve onu oyun basını oynatmışlar ee, 45 dakika kadar ee, hemen hemen bütün dünyadaki oyun basını oynamış yani ve diyorlar ki 45 dakika çok az geldi bize ee, şu an yani oyun oynamak için şeyiz yani ellerimiz kaşınıyor özellikle grafiksel ve ses tasarımı olarak yani şimdiye kadar hiçbir oyunda olmayacak kadar detaylı bir oyunmuş Unreal Engine 5 kullanıyor ve gerçekten Unreal Engine 5 e, şey şeyini gösteren bir oyun demişler ve Xbox'ta oynamışlar bir de o da ilginç bir şey hani şey diyorlar hani bunu oynayınca şey diyeceksin hani diğer oyunların grafikleri ve işte atmosferi sesleri size çok yavan gelecek falan diyorlar ee, normalde biliyorsun bunu genellikle oyun basını böyle paramar aldığımı söyler ama hepsinin hep birazdan bunu söylemiş olması hani çünkü bazıları da çünkü şey diyor yani hani o kadar iyi değildi falan diyebiliyor yani gerçeği söylüyor. O da biraz tabii ümitlendirdi. E, 8 saatlik bir oyun olacak o da bu arada. Game Pass'e gelecek. 8 saatlik olması güzel bir şey. Bazı oyunların da kısa sürmesi hoş oluyor yani. Bitiriyorsun, kurtuluyorsun. Böyle. E, oyun camiasından da böyle duyurular var. Artık satılanlar falan bittiği için rahatız. <laughs> yok Activision alıyor, yok bilmem ne oluyor falan. Onları artık konuşmuyoruz. Diablo <laughs> 4 geldi Game Pass'e. O bence büyük bir olay. Ve Xbox en çok Diablo'nun oynandığı platform olmuş. Bu yüzden. PlayStation'a geçerek. Çünkü bedavası var yani. Hı hı. E, o da bayağı bir Diablo 4'e oyuncu kazandırdı diye şey yapıyorum. Ha şöyle bir şey yapmışlar. Diablo 4'ün içerisinde satılan e, o ek paketleri işte kıyafettir, kostümdür vesaire Game Pass üyelerine indirimli veriyormuş Microsoft. İlk hı hı. defa Activision Blizzard satın alımının bir Microsoft etkisini görmüş olduk muhtemelen Call of Duty'de de benzer şey yapacaklar yani hmm. Call of Duty'de işte Season Pass falan almak %20 falan daha Game Pass ucuz olacak o da muhtemelen insanları çekmek adına yapılıyor ee, ki bence çeker de Hı -hı. Ee, şeyden de aslında oyun dünyasından bahsetmişken ben geçen de şeyi bilmem sen takip ettin mi de ee, Nintendo şeylere baya kafayı takmış durumda bu açık kaynak proje yaparak emülatör hmm. geliştirip Nintendo eski kapatırlar. oyunlarını oynamaya çalışan grup Eski insan. Eski değil. Nintendo Switch emülatörüne şey yaptılar. Öyle Switch'in miymiş o? Pardon. Evet evet. Ben o zaman Bayağı şeyi... Zelda falan oynuyordu şeyde. 4K böyle PC. Böyle. belki o kısmını <laughs> kaçırmışım. Yaptıkları şey yani önce hani bayağı yüksek bir meblağlık dava açtılar. Daha sonra da e, şey e, açık kaynak projeyi yaratan kişi kapatmak zorunda kaldı ama bunu forklayanlar olmuş e, o projeyi. Onlar daha sonra bir şey yapmışlar. Orada da yanlış hatırlamıyorsam ya GitHub'da mı ya da GitLab'da mi nerede host ediyorlarmış. Onu da şey yaptılar. Ee, Nintendo gidip <laughs> tehdit etmiş hani işte GitLab'ı artık GitHub'ı mı hangisi unuttum. <laughs> ee, onları kaldırmışsak zorunda kalmışlar projenin kaynak fondanı ve daha da ilginci bence e, bu arkadaşlar şey Discord'da böyle haberleşiyorlarmış. E, işte hani ne yapalım nasıl yapalım falan gibi hani tartışma artık biliyorsun. O da bence dünyanın en saçma şeyi. Yani önceden sen mesela işte açık kaynak proje yapıyordum. Bu, bu, tarz tartışmalar böyle kendi forumları falan oluyordu. O projenin o forumda tartışıyordum. Hani internette aratınca bulabiliyordum. Şimdi bu tarz böyle açık kaynak projeleri bütün şeyleri topladıkları Discord'a gitti. O Discord'da ya Discord hesabın olması gerekiyor. İnternetten aradığında bu erişemiyorsun hali indekslenmediği için oradaki içerikler. E Discord'un arama fonksiyonu da şey kadar iyi değil. Ne yazık ki Google'ın arama fonksiyonu kadar iyi değil. Aradığını bulamıyorsun yani. O da saçmalıklardan bir tanesi ama Discord'da da kapatmışlar şeylerin hesaplarını. O da bence bak mesela ha şey yapmış olsalardı kendileri host ediyor olmaz ol ol olsalardı bütün şeyi komüniteyi. Böyle bir şey olmazdı. Belki yine hosting şirketine bu sefer şey olurdu. <laughs> İnsan da onlara Hosting'i da. Singapur'da falan alırsan abi. Singapur'da bir hosting şirketinden. Singapurlular böyle tehditleri falan hiç takmıyorlar. Hmm. Ben, benim yasaların beni bağlar seni bağlamaz kardeşim. Ne halim varsa gördüm. Benim bir arkadaşın öyle PSP ISO sitesi vardı. Ee, yani Sony sürekli kapattırmak için uğraşıyordu. Hiç Singapur'da almış hostingi. Böyle bir taktiği var. Hala geçerli mi bilmiyorum tabii de. Hmm. Ee, muhtemelen onu biliyorlardır zaten. hani ben biliyorsam onu muhtemelen oradakiler de biliyorlardır. <laughs> Ama e, böyle bir şey denenebilir. Aynen. Ona da bahsedeyim dedim. Nintendo zaten şeyle meşhur. Davalarıyla meşhur genelde peşini bırakmıyor çok Korkunç bir şey ya. Yani onunla ilgili bir fıkra yazmışlar, gördün mü? Yok. İşte Afrika'da bir çocuk e, şeylerden kendi oyuncaklarından ya da işte kumdan mı Nintendo Switch yapmış bir tane. Oynuyormuş gibi yapıyormuş. Bunu gören işte Nintendo Amerika'nın CEO'su Doug Bowser uçağına atlamış. Afrika'ya gitmiş. Ve çocuğa 2 milyon dolarlık bir dava açacaklarını söyleyip <gülüyor> <gülüyor> çocuğun oyuncağını da eline alıp geri dönmüş diye. Hani böyle bir yapısı var Nintendo'nun maalesef. Yani çocuklar kendi aralarında Super Smash Bros turnuvası yapacağız diyorlar. ya yani Çocuklar Nintendo'yu almış. Oyunları ayrı ayrı almışlar. Sadece bir araya gelip bir turnuva yapacaklar yani televizyona hmm. bağlayıp. Adamlar onu şey atıyorlar legal strike atıyorlar yani bunu yapamazsınız hmm. falan diye. Sadece bizim lisansladığımız turnuvalar olabilir vesaire gibisinde. E, bu da bu arada Nintendo'yu kötü gösteriyor oyuncular arasında. Hatta bu emulatör mevzusunda ben olsam böyle bir tane script yazarım. Sürekli o fork'u bir yerlere atar atar çıkartır. Yeni linki paylaşır internette. Her gün yeni bir hmm. link paylaşır. Uğraşsın dursun Nintendo yani. Ya şey ama ya ben gördüğüm bugün de işte ben arkadaşla buluşmuştum. Ee, olanın şeyi varmış Nintendo sevici varmış o da arkadaşıyla gidip e, birbirlerini ekleyip oyunlarında bir şeyler mi yapacaklarmış falan yani bayağı çocuklar tarafından hakikaten şimdi şeyi de anlayabiliyorum. 140 anlayabiliyor milyon mu? sattı. 140 milyon ya. Çok çok dünyada, dünyanın nüfusu ne abi? 140 <gülüyor> milyon. Ben hiç ne demek yani? Abi işte çocuklar yani ya benim gördüğüm en azından e, çevremdeki çocuklarla yani çok severek oynuyorlar. Hatta işte işte sen de oynuyorsun zaten. işte baba oğul <laughs> ya da işte baba kız e, oyn oynanabiliyor şeyler, oyunlar falan onu görünce ben de şey oldum yani be dedim yani hani ne güzel takılıyorlar falan şey o yüzden de anlayabiliyorum Nintendo bir şey yapmak istemiyor yani hiçbir şekilde kontrolünü kaybetmek istemiyor bu pazarın. Bir de emülatörlerden bahsetmişken Apple ilginç bir şekilde şeylere izin vereceğini açıkladı. App Store'da emülatörlere izin vereceğini açıkladı ama diyor Aynen. Ama dedi bunun dedi bize şeyini göndermek zorundasınız. Hani bunun haklarına sahip olduğunuzu bu herhangi bir emülatörde ne çalıştırıyorsanız artık Hangi oyunu çalıştırıyorsanız onun şey yapmak zorunda. Oyun çalıştırmada bir şey yok abi emülatör ROM'larla çalışır. O ROM'ları indirmek aslında emülatörü indirmek zaten legal bir şey. Hmm. ROM'lara mı o, şey yaptılar? O, oyunları tabii ROM haline getiriyorlar emülatörün okuyabileceği bir oyun dosyası olarak e, hazırlıyorlar. Sen onları dosya olarak yüklüyorsun emülatörü oradan direkt oyun çalışıyor. Hmm. O ROM'ların dağıtımı yasak. Yoksa Aa, şey yasak evet, değil. Emülatör zaten yasak. Emülatör çünkü ne yapıyor? O donanımı emüle ediyor. Adam belki orada müzik besteleyecek. Anladın mı? donanımı kullanarak, onun ses kartını e, emüle ederek. Hmm. O yüzden onun bir şey yok. Onun için zaten şey projeler Analog falan diye projeler var biliyorsun. Adam bildiğin Game Boy'un aynısını yapmış birebir. Hmm. Ama Game Boy kartuşu takarak oynayabiliyorsun. Onun içinde şey yok, emülasyon yok. Birebir hardware'i kopyalamışlar yani. Anladım. E, kendi hardware'ini yapmış. Işte USB-C ile falan şarj oluyor. Hani <laughs> böyle modern bir Game Boy gibi. Ama emülatör tarafında da dediğim gibi bu tarz şeyler var ama tabii şimdi Nintendo emülatöründe şey yapıyordu insan işte Zelda'yı yüklüyor. Adamlar gidiyorlar mesela 4K texture pack yapar çünkü oyun 4K değil <laughs> Nintendo'da. Oyunun texture'larını açıp içine onları işte AI ile ya da kendileri elle çizerek upscale ediyorlar. Daha yüksek çözünürlüklü hale getiriyorlar. Sonra bunu paket olarak veriyorlar. Sonra emülatörlerin içerisinde işte kendin custom texture pek yükleme özelliği var. Oraya sürükleyip bırakıyorsun o yüksek çözünürlüklü. Bir anda oyunun grafiksel detayı artıyor. Hmm. Çözünürlük artıyor. Field of view'u değiştiriyorlar vesaire. E, bambaşka bir oyun oluyor yani. PC'de mesela çok değişik Zelda şeyleri gördüm ben. Hı hı. Ama hani nedir? Legal tarafı tabii Nintendo'yu bağlar. E, üzücü tabii yani emülatörler güzel. Biz zamanla çok emülatörle oyun bitirmiştim var benim yani takipten Game Boy hmm. Advance'e. Yok benim hiç yaptım. merakım olmadı bu haberi de zaten şeyde gördüğüm için. Hani Hacker News'te gördüm. Çünkü çok fazla insan yorum yazmış. Hoşlarına gitmişler. Hani Apple'ın böyle bir şeyi yapmasına izin vermemesi. E, muhtemelen gene bilmiyorum bu dava ile ilgili bir şeyler vardır. Apple köşeye sıkışmıştır artık. O yüzden izin vermiştir diye e, düşünüyorum. Çünkü orada da aslında hani farklı oyunlar yüklediğin için aslında bir nevi app içinde hani mini app'ler olmuş oluyor. <laughs> Ya Senin... Şöyle bir durum var abi. Game Preservation diye bir olay var. Şimdi bu konuya birazcık çok ufak girelim. Hı. Ee, şimdi adam 1994'te Square Enix firması bilmem ne Crystal diye oyun çıkartmış tamam mı? Şimdi bu oyunu nasıl oynayacaksın abi? Zaten adam belki yapmış 2000 tane kartuş. Ee, ve oyunun kodları yok ortada. Tekrar Square Enix'in onu çıkartma gibi bir niyeti yok. 94 yılında kalmış bir oyun mesela. Ama onu oynamış bir çocuk mesela atıyorum o 2000 tane kartuşu. Birilerine gitmiş o çocuk oynamış. Çocukken çok sevmiş. O oyunu tekrar oynamak istiyor. Şimdi sen bu oyunu nasıl koruyacaksın? İşte ROM'lar vasıtasıyla koruyorsun. Ne oluyor? Birisi o kartuşu elde ediyor. Ondan bir ROM ekstrakt ediyor. Onun üzerinden işte emülatör vasıtasıyla oynuyorsun. Bunlar için çok aslında faydalı projeler emülatörler. Ee, o yüzden de şey olmaması lazım. Hatta şimdi geçen hafta Microsoft e, yeni bir departman kurduğunu Game Preservation üzerine ve e, bu departmana full yetki verildiğini ve şu an yapılan e, oyunların bundan sonraki bütün Xbox'larda oynanabilmesini sağlayan bir sistem üzerine çalıştıklarını söylediler. Yani hmm. ya, bu sene yapılan bir Xbox oyunu 2-3 soru artık a, o işte Xbox Series X'de vardı. Artık bunda çalışmıyor falan denmesin diye ona göre bir artık ortak bir altyapımı artık bir mimari mi nedir e, bunun üzerine çalışan ve geriye dönük oyunlar, oyunlar üzerine de çalışan bir ekip kurduğunu söyledik ki zaten Microsoft bunu daha önceden de yapıyordu yani sen 2001 yılında çıkmış bir X, orijinal Xbox oyunu şu an Series X'de oynayabiliyorsun. <laughs> ee, Xbox 360 oyunlarının da diski varsa hemen hemen hepsini oynayabiliyorsun yani büyük bir çoğunluğunu oynayabiliyorsun. Binlerce oyun var. Yani bunu zaten yapıyorlar. Ee, bu çok önemli bir konu. Ee, Dediğim gibi yani oyunların şeyde kalmaması. Hatta bazı oyunlar var. E, source kodu mesela kaybolmuş kartuşunu da alıp da roman çevirmemişler. Oyun kaybolmuş, gitmiş yani. Yok. Oyunu yapan adam bile işte varsa deposunda, meposunda kartuş <laughs> takıp oynuyordur yani. Hani önemli bir şey bu konu. Hatta işte bu konuyla ilgili şey böyle gruplar var. Konsol üreticilerine baskı yapıyorlar. Mesela bir konsolu aldın mı? internete bağlanmadan aktive edebilmen lazım. Hmm. Çünkü internet bağlantısı olmayabilir ya da internet bağlantısı olmadan çalıştırman lazım. Çünkü ileride belki o server'ı kapatacak Microsoft aktif olamayacak konsollar. Bu bir, işte iki e, yine oyunları takıp yüklediğin zaman internetten aktivasyon yapmadan çünkü Microsoft bir lisans bilgisi soruyor internette. Ama sende diski varsa mesela lisans bilgisini artık sormaması lazım. Hmm. Ama Microsoft yine soruyormuş Xbox'lar. Yine bir server'a hani bu adamın bunu oynamaya yetkisi var mı diye bir soruyormuş. Mesela onu yapmasın diye falan mesela baskı yapıyorlar ve bunun üzerine güncellemeler yapıyor işte Microsoft. Tamam diyor artık bunu sormuyorum. Diski olanı falan, diyor. Niye? Bunu şunu için istiyorlar. Adam diyor ki 40 sene sonra Microsoft Server'ları kapattığında ben cihazı takıp diski takıp oynayabileyim oyunu. Bütün mevzu bu. Mesela benim Super Nintendo'm var. Hala evde duruyor. Açıyorum. Kartuşu takıyorum. Açıyorum. Pat diye oynayabiliyorum oyunu. Yani hiç bir şey yok. Game Preservation o yüzden önemli bir şey. Yani. <laughs> ee, bu konu üzerine de çalışıyorlar. Microsoft'un bunun için ayrı departman kurmuş olması güzel bir şey tabii. Peki, süper. Ee, Eklemek istediğim başka bir şey yoksa istersen yavaştan Yok. kapatalım. <laughs> kapatalım. Peki, Zaman. Farklı düşünün. 6 bölümünde gene farklı konular üzerine sohbet ettik. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bizi Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Bizimle sohbet etmek istiyorsanız da Bay Coffee üzerinden abone olarak Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>